Efendim bir kez daha iyi akşamlar. Saatler 22'yi gösteriyor ve seçim özel yayınıyla karşınızdayız. Bu akşam stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla Gaziantep'ten geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yorgunluğunuza ve yoğunluğunuza rağmen kırmadığınız ben için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Peki kimlerle birlikteyiz? Tabii sorularımız var. Çok fazla sorumuz var. Biraz önce de birlikteydik yayında. Timur Soykan, Mehmet Tezkan ve aramızda Kürşat Oğuz da var. Program koordinatörümüz. Merhaba Kürşat Oğuz. Selamlar. Şimdi Hoş geldiniz başkanım. Seçime 5 gün kaldı diyorum. Ben hesabı şöyle yapıyorum. Artık bugün geride kaldı. Pazar günde saymazsak 5 gün var. Artık son düzlük diyoruz. Son günler diyoruz. Ve seçmenle son buluşmalar, son mitingler, son mesajlar veriliyor. Peki seçim yarışı son durum ne? Anketler neyi gösteriyor? Nasıl bir seçim dönemi geçiriyoruz? 1 Nisan'dan sonra bizi neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Ekonomiyi de konuşacağız. Pek çok başlığımız var ama madem Gaziantep'ten geldi Sayın Özel ayağının tozuyla oradan başlayalım, sondan başlayalım. Nasıl bir buluşma oldu? Nasıl bir seçim havası vardı orada? Gaziantep'le birlikte aslında son günlerde meydanların nabzı, seçmenin nabzı, muhalefet seçmenindeki umut ve beklentiyle birlikte o küskün seçmen kitlesi üzerinde çok duruluyordu. Ona dair gözleminiz. Bunları bir dinleyelim sizden, böyle başlayalım. Çok teşekkür ederim. Ben bugün önce Kilis'teydim, sonra Gaziantep'te. Hatta Kilis'te de böyle bir ağır sağanak yağış altında bir yarım saatten fazla konuştuk. Biraz da o yüzden sesim de karılmış, biraz önce fark ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kilis'e dikkat çekmek istiyorum. Kilis'ten başlayayım. Kilis bizim geçmişte milletvekilimizin olmadığı, iddiamızın olmadığı, oyumuzun oldukça düşük olduğu bir yer. Bu yerel seçimin çok sayıda sürprize, yeni gelişmeye gebe olduğunu gösteren yerlerden bir tanesi de Kilis. Dikkat ettiyseniz Sayın Erdoğan da Gaziantep mitingi yapmadı, Kilis mitingi yaptı apar topar geçen hafta. Çünkü Kilis'te 37 yaşında genç bir adayımız var. Üzerinde bütün Cumhuriyet Halk Partililerin mütabakata vardığı. Örgüt o adayın aday gösterilmesi durumunda yarışta olabileceğimizi söylüyordu. Kırmadık, aday gösterdik. Geçtiğimiz ay bir anket istedik. Geçtiğimiz ay çok ciddi şekilde bir iddia koyduğumuzu gördük. Geçen hafta son ayın 20'siyle 21'iyle biten il anketleri yaptık. Artık ondan sonra anket yapmanın manası yok. Gerçek anket geliyor 31'ine. Kilis'te başa baş bir yarış halindeyiz. Kilis çok uzun yıllardır iki milletvekili, bir belediye başkanlığı hep AK Parti'de ve 4 kişi arasında dönüyor bu 3 koltuk. Büyük bir yılgınlık, yorgunluk var diyorlardı. Arkadaşlar haklıymış. 37 yaşında genç bir avukatımız Kilis'te seçimleri kazanmaya çok yakın. Geçen hafta hızla Erdoğan miting koymuştu. Biz de hızla bir miting koyduk. Çünkü zaten herkes anketleri görünce ne yapmak gerektiği ortaya çıkıyor. Orada üçlü bir yarış var. Bugün dediğim gibi böyle inanılmaz bir yağmurda meydanda görev yapan arkadaşlar resmen. Yani ben dedim partiye genel başkan bulunur, milletvekilleri bulunur, genel başkan yardımcıları bulunur. Bu göreve layık birçok arkadaşımız vardır ama öyle sağanak yağışın altında 2,5 saat bekleyecek, bir gram yerinden oynamayacak insanları bulmak, yani bu partiyi, bu ülkeyi ayakta tutan onlar. Sonra Gaziantep'e geçtik. Gaziantep şöyle, beklenmedik bir kalabalık vardı meydanda. Açıkçası benim beklediğimin de çok üstündeydi. Zira hem Ramazan, hem hafta içi, hem mesai saati ve çok soğuk bir rüzgar da esiyor. Bugüne özel olarak yağmur yoktu. Görüntülerde görmüşsünüzdür. Canlı yayında da Halk TV yayınlamış. Haberlerde de izledim. İnanılmaz bir meydan var. Çok iyi şeyler yapacağız. Nereye varır bilmiyorum. Biz sancak bayrağını sadece Karkamış Belediyesi'ndeki başkanımız taşıyordu. Tek belediyemizdi. Başkanımız Nizip aday. Karkamış'ta bir adayımız var. Merkez ilçelerde 3 tane güçlü adayımız var. Doktor adayımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday ve inanılmaz bir mücadele veriyor o da. Nereye varır bilmiyorum Gaziantep. Cumhuriyet Halk Partisi için kolay bir şehir değil. Ama belediye sayımızı ve oyumuzu çok ciddi arttıracağız. Sizin bağladığınız yerden ben de bağlayayım. Veya şöyle bir cümleyle özetleyeyim. Hiçbir meydan bir öncekinden kötü değil.
Hiçbir anket bir öncekinden kötü değil. Cumhuriyet Halk Partisi adına gördüğüm odur. Hem 2019'da mı kıyaslıyorsunuz? 2019'da kıyaslıyorum. Ben tabii şöyle birkaç şeyle kıyasladım. Bir, 2019'da grup başkan vekili olarak 40-60 günde 41 ilde 247 aday tanıt, 249 aday tanıtmıştım ben. Yerel seçim aday tanıtımı ve onun propagandası nasıl yapılır, meydan nasıl bir cevap veriyor ve sonuca nasıl yansıyor biliyorum. 2023 seçimlerinde de Sayın Genel Başkan'la birlikte birçok yere gittik geldik, Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Gördüğüm şu, özellikle yerel seçimden yerel seçime karşılaştırmada bir öncekinden çok daha iyiyiz. Birçok dezavantaja rağmen çok daha iyiyiz. İttifak yok, ittifak ortakları yok. Örneğin bu tabii anket üzerinden konuşurken söylemek lazım. O zaman HDP'nin şöyle bir şeyi vardı. AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapacağız diyorlardı. Şimdi öyle bir refleksleri yok. Aday çıkarıyorlar. Yani kime kaybettirdiklerine bakmıyorlar. Bunu son derece anlaşılır buluyorum. Yani CHP kaybedecekmiş, aday çıkarmayalım. Veya AK Parti kazanmasın, biz aday çıkaralım. Böyle bir şeyler yok. Kendilerine göre bir çalışma tercihleri var. İyi Parti o zamanlar %10'a yakın bir oyu vardı. Ve İyi Parti diyordu ki, daha doğrusu İyi Parti ile anlaşmıştık. Kolay kolay yarışmıyorduk. Hep birbirimize destek veriyorduk. Ona rağmen hem meydanların heyecanı çok büyük, hem de anketler. Yani hiçbir meydan bir öncekinden kötü değil. Hiçbir anket bir öncekinden. Her gelen anket daha iyi geldi. Ben somut birkaç yeri sorayım. Çünkü tabii, bir önceki buluşmamızda herhalde iki hafta oldu. Bazı özel illerden bahsetmiştiniz. İkiz iller demiştiniz. Neresi? İşte Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, bir de Adıyaman'la Malatya vardı herhalde. Malatya. Buralarda önemli aşamalar kaydettik. Alacaklarımız var dediniz. Sonra Samsun ve Kırıkkale'ye dikkat dediniz. Kırıkkale doğru. Bir de Giresun'u geri alıyoruz dediniz. Aradan 10 gün, 2 hafta geçti. Hem anketler hem yaptığınız geziler size ne söylüyor? Giresun'a gittim. Giresun gerçekten hani gençlerin deyimiyle yıkılıyor. Yani Giresun'da miting alanına sığmadık. 5 miting vardı. Yani bir ayrılan yerde olmuştu. 4 ayrı ara sokaktan da böyle sokak dolusu insan görebildiği kadar meydanı görüyordu. Giresun'da kanaatim aynı. Alacağız diyorsunuz yani. Kırıkkale'yi alıyoruz ve arkada milletvekili kaybediyoruz orada. Ahmet Önal adayımız, tek milletvekilimiz var. Zaten yani anketlerde çok açık olarak onun adaylaştırılmasını söylüyordu. Gelen anketlerinde her birisi bir öncekinden iyi alıyoruz. Orada AKP ile MHP ikili yarıştalar. O da bir olanak tanıdı bize. Yani ikisi birleştiğinde baş başa gelebilirdik. Malatya ve Adıyaman'da depremden sonra o iki ilde iki milletvekili inanılmaz emek gösterdiler. Hem Veli Ağbaba hem Abdurrahman Tutdere. Bugün Adıyaman İl Başkanımız Gaziantep'e kadar gelmiş. Adıyaman'ı anlattı. Malatya'da son anketimiz yarım puan gerideyiz. Yarım puan. Biliyorsunuz 2 puanlık hata payı var. Yani bu 1,5 puan önde de olabilirsiniz. Daha geride. 2,5 puan geride de olabilirsiniz ama yarım puan gerideyiz. Her anket iyi geldi ve baş başayız Malatya'da. Yani Malatya'da şuna kaldı iş. Bir miktar İyi Parti oy alıyor. Bir miktar DEM oy alıyor. O seçmen Veli Ağbaba'yı AK Parti mi meselesinde Veli Ağbaba'yı tercih etmesi noktasında son birkaç günde o yönelim olduğunda Malatya'yı aldık sayıyoruz. Ben Malatya'yı almaya en yakın olduğumuz büyük şehirler arasında sayıyorum. Adıyaman'da durum aynı. Zaten Adıyaman'daki adayı biz belirlemedik. 6 Şubat gecesi ben Adıyaman'a 8 milletvekili görevlendirmiştik. Döndüler, görüşmek istediler. Dediler ki Abdurrahman Tutdere'nin aday olması lazım. Abdurrahman Tutdere de yani aday arayışında. Dedim ne oldu? Gecenin 3'ünde, 4'ünde yaşlı kadınlar, Türkçe bilmeyen insanlar Kürtçe bir şey söylüyor. Ne diyor? Abdurrahman'a aday yapın diyor. Teyzeler, gençler, çocuklar Abdurrahman'a aday. Veli Ağbaba zaten biliyorduk ama anketten çıktı. Abdurrahman Tutdere'yi 6 Şubat gecesi yaşananlardan sonra adaylaştırdık. Anketi sonra yaptık. Anket yaptığımız iller arasında değildi. Çok iyi bir noktada. Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli'den benim inancım bu 4'ünden ikisini kesin alacağız. %80-90 3'ünü alacağız.
Belki de dördünü birden alacağız. Ama hangileri derseniz hepsi birbirinden iddialı. Şimdi biz sayarken şey diye söylüyorduk. Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli alınabilir. Denizli İl Başkanımız sevgili Ali İhsan Orzun bana şey diyor. Denizli'yi ne diyor? Abi kazanacaklar arasında sayıyorum diyorum. Bizi başta say. Mitinge gittim, şimdiye kadarki en iyi mitingi yaptık Denizli'de. Muhteşemdi cumartesi günü. Bizim Manisa'da durum iyi. Balıkesir'de Ahmet Akın zaten çok uzun süredir bir mücadele veriyordu. Yarın Balıkesir'in 3 büyük ilçesinde miting yaparak, daha önce merkez ilçede yapmıştık, aday tanıtımı yapmıştık. Ama 3 büyük ilçesinde daha miting yaparak ben orada olacağım. İyi gidiyor, iyi görünüyor. Bu saydığımız illerin hepsinde ankette durumumuz oldukça iyi. O saydığı iller sevgili Kürşat Oğuz'un, işte CHP'nin iddialı olduğu, kimi yerler AK Parti ile başa baş olan, kimi yerler doğru adayla ve seçim kampanyasıyla alınabilecek yerler. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan ama bazı tartışmaların da odağında olan ve anketlerde de sınırda görünen, mesela Hatay'la ilgili çok şey konuşuluyor çünkü bir dönem tartışmaların odağındaydı. Antalya için mesela bir de böyle bir şey var, kaybedilebilir öngörüsü var. Özellikle bu ve birkaç ille ilgili nedir sizin tespitiniz ve önünüzdeki anketler? Antalya'da bayağı farkı açmış durumdayız. İyi görünüyor. Yani Antalya'da rahatladık diyebilirim veya hani yüksek risk sınıfından orta risk sınıfına döndü diyebilirim bizdeki tabirle. Hatay'da riskimiz devam ediyor ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Tabii Gökhan Zan olayı yaşandı. Tip adayı çekti, aday çekilmedi, bir şeyler oluyor. Oraya AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin nasıl bir tavır göstereceği, daha önce tipi oy vermeyi düşünen ya da Gökhan Zan'a oy vermek aklından geçen seçmenin nasıl bir tutum alacağı son derece önemli. Gökhan Zan'ın çekilmesinden sonra bir anketimiz yok. Öncesinde AK Parti ile başa baş yarışıyorduk. Gökhan Zan'ın kaybettirme potansiyeli vardı tipin. Tipin adayını çekmiş olması o açıdan avantaja dönüşecek mi onu göreceğiz. Gerçi Gökhan Zan hala tip adına kampanyasını sürdürüyor bir yandan. Ya şöyle, tip adına sürdüremez. Çünkü tip onun adaylık göstermeyeceğini söyledi. Seçim kanunu ve pusulaların basılmış olmasından dolayı tip logosu altında girecek. Ama kazanması durumunda yani... Kazanamayacak tabii hani şey olarak ortada ama tipin kabul etmediği bir adaylığı var şu anda. Zaten hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir noktaya sürüklendi. O yüzden onu Hataylıların vicdanına bırakıyoruz Hatay seçimini. Ama şunu söyleyeyim, 11 ile arasında benim de en dikkatle ve merakla ve aman kaybetmeyelim diye baktığım il Hatay. Onun dışındaki illerde Hatay'dan daha rahatız. Evet. Şimdi bu yerel seçim her il kendi içinde değerlendirilecektir ama sonunda bir Türkiye geneline baktığımız zaman bütün fatura size çıkacak. Başarılı mı değil mi girdiğiniz ilk genel başkan olarak seçim. Şimdi bizim elimizde bir veri yok size bu seçim sonucuna bakarak başarılı veya başarısız diyeceğimiz. Çünkü şundan bir önceki seçimde şartlar başka, ittifak vardı. HDP aday çıkarmadı çoğu yerde. Bir birliktelik vardı. Şimdi herkes dağıldı. Şimdi hani şu başarılı şöyle olabilir. Mesela 11 büyük şehir aldınız değil mi? 10 ili aldınız. Aynısını koruduğunuz zaman bence büyük başarı. Çünkü CHP tek başına girmiş oluyor. Demek ki diğerlerinden bütün seçmeni kendi bünyesine toplamış oluyor. Üstüne çıkarsa bence olağanüstü başarı. Peki ama 11'den 10'a düşerse bu başarısızlık mı? Yani bir çizgi çizdiniz mi? Biz tek başımıza girdik. 2019'da ittifaklar vardı. Herkes dağıldı. Tek başımıza 11'de kaç ile büyük şehri, kaç ile alırsak kendimizi başarılı görürüz. Nereye düşersek başarılı? Mesela %30 değil mi? %29'a, %28'e düşerse başarısızlık mı? Yoksa büyük başarı mı? Şimdi yani tabii bu kolay... Bir çıta var bu mı? Aslında seçimden sonra bence uzun uzun analizler yapılacak, ekranlara yansıyacak. Tabii. O şuydu buydu. Şimdi bir kere şöyle bir şey var yani... Açık söyleyeyim, 11 ili korumak ya da rakam olarak diyelim bir tane kaybettiniz ama iki tane de büyükşehir aldınız. Mesela çok önemli, yeni büyükşehir katmak. Geçen sefer ittifakla alamadığınız bir büyükşehiri şimdi almak falan. Elbette büyük bir başarı. Olağanüstü başarı. Ama şunu da yapmak istemem. Biz tek başımıza giriyoruz. İşte
Geçen sefer 6 parti girdik. Ayrıca yani yerel seçime 4 parti girildi ama örneğin son 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 14 Mayıs'ta işte 6 parti %25 aldık. Geçen yerel seçimde de HDP'nin kayıtsız şartsız bir desteği vardı. Yani AK Parti'ye kaybettirmek Tabii. üzerine. Bunun üstüne biz her şeyi tek başımıza başardık dersem şöyle bir yanlış yapmış olurum. O gün de dersem, bugünden de demem. Çünkü biz bir Türkiye İttifakı çağrısında bulunuyoruz. Biz diyoruz ki oy verdiniz, belediye başkanlarınız sizi pişman etmedi. Yani israfı bitirdiler, dayanışmayı, hizmeti getirdiler diyoruz. Gerçekten İstanbul'dan, Ankara'dan başlayın, Mersin'i, Adana'sı, Antalya'sı, yeni 5 aldığımız ilin tamamında bir genel memnuniyet var. Yani işte biraz önce soruldu, Antalya bugüne kadar hiç üst üste 2 belediye başkanı seçmemiş. Evet, hiç. Yok, hep değişmiş. Hep değişmiş. Antalya Büyükşehir'de yok. 89'dan beri Antalya Belediyesi'nde yok ve büyükşehir olduğundan beri de gelmiş gitmiş Antalya. Bunun başka sebepleri hep konuşuluyor. Yani 2,5 milyonluk para yolluyorsun, 25 milyonluk hizmet bekliyorsun. Vatandaş daima memnuniyetsiz. Hep faturayı birine kesiyor. Şimdi burada iki kez üst üste kazanmak önemli bir şey olacak. Çok ve bütün belediye başkanlarımız bizim pandemiyi çok iyi bir sınav olarak verdiler. Ben çok net takip ettim ve bu işin en çok analizi yapan bendim. Hatta bunu böyle anlatmalıyız diyordum. Şimdi genel başkan oldum, kendim anlatıyorum. Pandemide ve bütün kriz anlarında AKP ile CHP belediyeciliği şöyle ayrışıyor. Pandemi olduğunda, sel olduğunda, deprem olduğunda AK Partili belediye başkanlarının gözüne ışık tutulmuş gibi böyle donup kalıyorlar ve Ankara'dan bir şey bekliyorlar. Çünkü çok katı parti hiyerarşisi var. Yıllardır yönetilmişler ve yıllardır bir mekanizmanın lafından hiç çıkmamışlar. Bizimkiler ise hiç merkezi yönetim başlarında olmamış. Hep kendi göbeklerini kesmişler ve hep kriz yönetmişler. Hep kriz. Yani borçlanmak istiyor, azınlık var, kriz. Banka kapıda kriz. Zeydan Karalar koltuğa oturuyor, koltuğa hazzediyorlar, kriz. Şimdi öyle günlerden geldikleri için bizimkiler pandemide 3 maskenin dağıtılamadığı günlerde akıl almaz. Telefon açıyor. Efendim ben bilmem kaç tane tekstil atölyesini açtırdım, maske diktiriyorum. Öbürü diyor, hatta bazı alay konusu oldu. Solunum cihazı yaptırdım deyip genel başkana getirdiler, hatırlıyorsunuz. Ben kendi solunum cihazımı yaptırdım diyor. Öbürü şunu yaptırdım diyor falan. Ve inanılmaz şekilde ayrıştılar. Özellikle de dayanışma belediyeciliği şöyle bir noktaya geldi. Askıda fatura uygulamasına hem seçmen sosyolojimiz dayanışmaya uygun olduğu için, sosyal demokrat bir yapı, hem Ekrem Başkan'ın başarılı olmasını istedikleri için, hem de o koca 16 milyonluk kenti ıssız gördüklerinde çok içlerinden hissettikleri için acayip bir katkı ve destek geldi. Ankara'da işte şimdi reklamlarda oynatıyoruz. Veresiye defterleri kapatıldı. Açık veresiye defteri kalmadı Ankara'da bir anda. Ve bunu insanlar yaptı. Mansur Başkan sadece bu dükkanın veresiye defterini kapatır mısınız diye çağrı yaptı. Takır takır veresiye defterleri kapatıldı. Şimdi bunlar çok önemli artılardı. Bir de bu sırada bir şey daha oldu. Pandemide AK Partili belediyeler ıssız ve sessizdi. CHP'li belediyelerde dozer sesinden geçilmiyordu. Arkadaşlar o süreçte yıllardır kazılmayan yolları, trafikten dolayı dokunulamayan kavşakları, işte Üsküdar Meydan hepinizin en çok yaşadığı, gördüğü, canlı gördüğü yer. O günlerde ben İSKİ'de bir sunum aldım. Anlattılar bize, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızla birlikteydik. Dediler ki, Barbaros Bulvarı'ndaki altına girdik. 4 gün içinde bütün deniz suyunu, bütün yağmur suyu drenajı ayırdık, denize attık. Üsküdar Meydan'ın altında 30 yıldır yapılmayan şunu yaptık. Bütün viyadüklere şunu yaptık. Göreceksiniz bundan sonra hakikaten ne yağmurlar yağdı. Üsküdar şıkır şıkır bir meydan oldu. Eskiden birinci katın balkonundan Kız Kulesi'ne kadar deniz geliyordu. Evet, evet. Şimdi bir tane viyadükte bu sene hani araçlar yüzmedi. Bir bakıyorsunuz Barbaros Meydanı'nın, Barbaros Bulvarı'ndan aşağıya şelaleler akmıyor artık. Şimdi bunu da görüyor insanlar. Biraz uzattım cevabı ama bir yandan şunu söyleyeyim. CHP belediyeciliği ödüllendiriliyor. İkinci yandan insanlara biz dedik ki memnunsunuz, sahip çıkın ve ayrıca dedik ki
Ya İstanbul'a pata 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 gezip de Katarlılara arsa beğenen helikopter tekrar gelirse. Ya Ankara'yı parsel parsel satanlar geri gelirse. O yüzden gelin Ankara ittifakı olsun, İstanbul ittifakı olsun dedik. Ve ben de her yerde Türkiye ittifakına çağrı yapıyorum. 1,5 aydır. Şimdi insanlar bu ittifak ruhuyla Türkiye ittifakı diye gelip oy verirlerse, vereceklerini düşünüyorum. Ve seçimlerde bir başarı elde edersek, bunda şunu yapmam yani. İşte gördünüz mü CHP'yi, biz geldik hemen bilmem ne yaptık falan demeyiz. Ama kıymetini biliriz. Ödev alırız. Yük alırız sırtımıza. Çünkü bu da bir mesuliyet. İnsanlar bu seçimde, geçen seçimde oy verenler kendi partilerinin yönetimleri başka bir şey dediği halde ülkeyi düşündükleri için, kenti düşündükleri için ve bu ülkede muhalefetin bence en önemlisi darmadağın olması, iktidarı iyice kontrolsüz yapacağı siyaseti dengelemek için genel siyasete yerelden bir denge üretme ihtiyacını da gördüklerinden bir destek verecekler diye düşünüyorum. Bunu işte benim başarımdır, partimin başarısıdır değil, bizim ve partimizin Türkiye ittifakının başarısıdır diye göreceğiz, yorumlayacağız. Öyle doğrudan kendimize mal etme gibi bir niyetimiz şöyle yok. Şöyle diyebilir miyiz peki? 2019'da ittifaklarla HDP'nin dışarıdan desteğiyle büyük şehirler alındı. Ama şimdi onun yerine dağıldılar ama belediye başkanlığının o kadar güzel hizmetler yaptılar ki pandemi ve daha sonrasında ister istemez belediye başkanlarının bu çalışmaları nedeniyle o dağılmış partiler dağıldı ama seçmen yine aynı aday üzerinde birleşti, konsolide oldu diyebilir miyiz? Yani bu seçimle 2019'u karşılaştırırsak buradaki fark belediye başkanlarının 5 yıl yaptığı hizmet, oradaki fark ittifaktı. İttifakın yerine belediye başkanlarının çalışması aldı ve aynı başarı gelecek. Çıtayı oraya mı koyalım? Ya bence şunu tabii ki şunu söylemem lazım. Yani elbette şeyi göreceğiz. Birçok yerde anketleri görüyoruz. Tabii siz seçim akşamı burada inceleyeceksiniz. Elbette İYİ Parti'de bir oy alıyor. Mesela geçen gün Denizli'deydik. İşte Denizli'nin %7'lik bir oyu var. Bizim adayımız da 2 puan, 1,5 puan arkasında AK Parti'nin adayını yakalamış. Eski fark 17 puan. Tabii. Şimdi İYİ Parti'nin bir kısmı duruyor, bir kısmı destek vermiş. Ha belki seçim akşamı o 7'yi 5 görürüz, 4 görürüz, biz kazanmış oluruz. Ama mesela orada ben seçmenden şöyle bir şey talep ettim. Dedim ki biz Ankara'da ittifak yapamadık ama gönlünde ve gözünde güneş olan iyi insanlardan Denizli'de bir destek istiyorum. Çünkü o seçmenin bir kısmının verdiği desteği, bir kısmı daha verse seçimi alıyoruz. Ama elbette her parti belli miktarda oylar alacak. O analizler ayrı ayrı yapılacak. Ben birkaç şeye birden, yani ölçme değerlendirmenin önemine, adaylaştırmada objektif kriterlere, başarılı belediye başkanlarının kayıtsız şartsız hiçbir kritere başka bakılmaksızın yeniden adaylaştırılmasına ve örgütün ve seçmenin sesini dinlememize bağlıyorum bu şeyi. Çünkü 2 ay önce ilk simülasyonlar 11 belediyeden 3'e düşersiniz falan. Ankara kalır, İstanbul gider, orası kalır, Eskişehir gitti bilmem ne. Şimdi Eskişehir'de 9 puan öndeyiz birçok yerde. Çünkü şunu da söyleyeyim son olarak müsaadenizle. Seçmenin aday profiline bu kadar duyarlı olmasından çok büyük memnuniyet duyuyorum. Evet. Kadın gördüğünde, genç gördüğünde seçmen dönüyor, ekstra bir kredi veriyor. Biz İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın aday belediye başkanı vardı toplam. Seçilecek 9 kadın belediye başkan adayı gösterdik. 12 tane de 40 yaş altında belediye başkan adayı gösterdik. İlk anketler normal ama son anketlerde bakın 30 ilçede kadınlar ve gençler inanılmaz, diğer adaylar da mesafe almış ama kadınlar ve gençler inanılmaz pozitif ayrışmış. Seçmen aday profiline çok duyarlı, değişim istiyor. Sözü Timur'a vereceğim ama Eskişehir'in adını geçirdiğiniz için merak ettim. Çünkü farklı farklı anket sonuçları geliyor. Eskişehir'de fark makas epey açık mı? Açıldı. Açıldı. Şimdi Eskişehir'de... Biraz yakın gibi gösteren anketler de vardı da. Öyle, şimdi Eskişehir'in adayında oyun bitmez diyeyim. Çünkü biz geçen sene Mart ayının 14'ünde... Şu anda Cumhur İttifakı'nın adayını dost bildik, ittifak bildik, aynı çerçevede seçime girdik. O tarihlerde kendi şirketine
5 milyon TL AK Parti'den şey almış zaten, teşvik almış. Seçim bitti, seçim bitti. İlk açıklama ondan geldi. İyi Parti bu seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmalıdır. Hoppala dedik, ne oluyoruz? Bütün Türkiye biliyorsunuz bir hafta onu konuştu. Sonra İyi Parti'den ayrıldı, AK Parti'ye katıldı. Ve şimdi o katılırken ne yaptı? Daha bir yıl olmamış. Eskişehir'de kendisine verilmiş işte 70 bin, 80 bin kaç bin oyla seçildiyse muhalif oyu saraya götürdü, sattı. İnanılmaz bir şey. Şimdi de onu aday yaptılar. O yüzden ben Eskişehir'e 3 kere gittim. Çok önem verdiğim yerlerden bir tanesi Eskişehir. Yılmaz Hoca gibi bir efsane. Hocamız da bu arada ameliyat oldu. Bugün taburcu oldu. Geçmiş olsun. Yılmaz Hoca gibi bir efsane. Genel sekreterinin elini kaldırdı. Bütün Eskişehir'le birlikte. Müthiş bir birlik beraberlik halinde. 54 yaşında bir cumhuriyet kadını Eskişehir'in hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek. Orası çok önemli. Orada bir siyasi yan kesiciliğe Eskişehir'in vicdanı itiraz ediyor. Ve ittifaksız mittifaksız inanılmaz bir oy alıyoruz orada. Ya şunu merak ediyorum. Şimdi Ordu gibi, Edirne gibi iller var. İyi Parti ile ya da diğer partilerle ittifak yapılması halinde alınabilecek. Ama ittifak olmadığı için kaybedilme riski olan ya da kazanılmaması sonucu doğabilecek yerler var. Bu son hafta artık 6 gün hatta 5 gün kaldı. Bu son hafta son dakika ittifakları, uzlaşmaları olur mu? Yani bir resmi olarak olmaz belki ama kazanacak adayın desteklenmesi anlamında partiler arasında bir teması olur mu? Birincisi bu. İkincisi de Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden bir açıklama yapması bekleniyor İstanbul seçiminde içerecek şekilde. Bu böyle bir açıklamanın etkisi ne olur seçmen üzerinde? Bu konuda bir yorumunuz var mı? Şimdi birincisi adayların çekilebilmesiyle ilgili son tarih 3 Mart'tı. O tarihten sonra şöyle bir şey var. Ben kendim de 2 kez belediye başkan adayı oldum. 2 kez belediye seçimlerini kazanamadım ben 2009-2014'te. Bir belediye başkan adayının özellikle partinin bayrağını dalgalandırmak için aday olmuş birinin veya kazanmayacağı öngörülen birinin neler yaşıyor, neler çekiyor, evde çocuğu ne soruyor, eşi onu sabah uğurlarken ne diyor, yaşamış birisiyim ben. 3 Mart'a kadar her şey olur da 3 Mart'tan sonra dönüp de efendim biz aramızda anlaştık, seni çektik bilmem ne meselesi çok kolay işler değil. Yine de o kadar iyi niyetli arkadaşlarımız var ki desek ki ya şu şehri alıyoruz, senden bu fedakarlık yapılsın. Geçen dönem Denizli'de, Manisa'da, Balıkesir'de bunlar çok yapıldı. Cumhuriyet Halk Partililer bu fedakarlıkları çok yaptılar. Ama bu aşamada zaten öyle bir diyalog ortamı da yok. Yani biz ilk günlerden her şey müsaitken çok uğraştık. Yok öyle bir diyalog ortamı. Hatta aksine hani bazen gıcıklığına, inadına gibi sözler de oluyor. Siyasetin içinde bunları şey yapıyoruz. Sert bir şey var. Davranış biçimi var karşı tarafta. Biz katiyen kavga, polemik, ben muhalefete muhalefet etme gibi bir anlayışım hiçbir zaman olmadı. Ve bu süreci olabildiğince sakin götürüyoruz. Partiler arası bir anlaşma olmaz. Ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifakı olur. Yani seçmen göz göre göre AK Parti kazanacağına, burada kimin avantajlı olduğunu görüyorum, ben doğrusunu yapacağım diyebilir. Edirne özelinde şöyle bir durumumuz var bizim. Sevgili Recep Gürkan 2014'ten beri yönetiyor. Aday olmadı. Ön seçim yaptık. Ön seçimde bir değerli meslektaşım kazandı. Recep Başkanlar da onu desteklemişler. O detayı sonradan öğrendim. Meslektaşımız, eczacı meslektaşım, çok sevdiğim bir abimdir. Bir kalp krizi geçirdi. Bir stent takıldı. Sonra yine de geldi, aday tanıtımına katıldı. Adaylığı sürdürüyordu. Bir kez daha hastaneye yattı. 5-6 gün sürecek ve aritmisi var dediler. Öyle olunca son gün durduk, düşündük. Yoğun bakım nasıl gider falan. Ricada bulunduk. Dedik ki çekilirseniz, kendisi de çok iyi bir partilidir sağ olsun. İkiletmedi, çekildi. Ve ondan sonra adayımız çıktı. Ama karşı tarafın adayı uzun süredir vardı ve biz önce Recep Başkan'ın adaylığı, sonra ön seçim, sonra hastalık, sonra şey deyince bayağı zaman geçmişti ve anketlerde önce bir gerileme olmuştu. O sırada 2014'e kadar belediye başkanlığımızı yapan büyüğümüz de sağ olsun İyi Parti'den adaylaştı. Şu anda Edirne'de baş başayız. Aslında büyük bir
ivmelenme oldu. 40 yaşında genç bir adayımız var. Ve İYİ Parti'nin de orada bizim eski başkanın da herhangi bir seçim kazanma ihtimali olmadığını herkes de biliyor. Kendisi de biliyor. Geçen sefer de zaten adaydı. %10 civarında oy almıştı. O bu dönemde derse ki yani ben 40 tam yarısı yaşında da bir şey var. Kadın adayımız var. Derse ki kardeşim ben AK Parti'ye kazandıracağım ha. Bu benim de hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kadın adaya destek veriyorum. Mesela bu çok şık bir şey olur. Bekler miyim? Beklerim. Ama olmazsa o zaman seçmenin vicdanının harekete geçmesini beklerim. Edirne kaybedilecek bir yer değil. Şu anda da anketlerde öyle 5-6 puan geriden birkaç puan öne doğru geçtik ama orada biz böyle bir Edirne'de yani Edirne'yi AK Parti'ye bırakmamak üzere adaydan değilse de seçmeninden bir olgunluk ve bir yöneliş bekliyoruz açıkçası. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir açıklama şimdi demin, var mı? Ben, partisi sonuçları ne olur? Özellikle İstanbul seçimi. Şimdi bu benim açımdan biraz güç bir değerlendirme. Yani bu konuda bir sürü fikrim var sizler gibi. Birçok şey konuşabilirim. Dakikalarca konuşabilirim ama pozisyonum gereğince doğru olmaz. Ben Sayın Demirtaş'ın Edirne cezaevinden İstanbul seçimlerine yönelik olarak ve işte bir takım manipülatif beklentiler falan var. Öyle bir açıklama yaparak seçime yönelik bir hamle yapacağını falan beklemiyorum açıkçası. Ama ben kendisinin her değerlendirmesini son derece ciddiye alarak, dikkate alarak okuyorum, izliyorum. Böyle bir açıklama gelirse ona göre biz de açıklamamızı yaparız. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da hem geçmiş seçimdeki Büyük İstanbul İttifakı'nın belediyesidir. Hem CHP'lilerin, İYİ Partililerin, Saadetlilerin, ittifak ortaklarımızın belediyesidir. Kimseyi itip kalkmadığı için geçen seçimde AKP, MHP'ye de oy verse şimdi Ekrem Bey'e gönlünü vermişlerin belediyesidir. Türklerin olduğu kadar Kürtlerin belediyesidir. Karadenizlerin olduğu kadar Egelilerin belediyesidir. İstanbul Belediyesi tam bir ittifaktır. İstanbul Büyükşehir. Ben bu ittifakın birbirinden memnun olduğunu ve Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Bu siyaseti aşan bir gönül birlikteliğine dönüşmüş bir meseledir. O yüzden ben Selahattin Bey gibi siyaseti de doğru yerlerden okuyan birisinin böyle hani bazı beklentiler var. Evet. Ben öyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası. Şimdi Özgür Bey, bu seçimde bir muhalefet açısından baktığınızda tersinden bir Erdoğan uzlaşısı söz konusu olabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her ilde, mitinglerde adayı için işte o istiyor ama aynı zamanda kendisi için de istiyor. Yani AK Parti için de istiyor. Ve bir yandan da aslında kendi adayını oraya çıkarak değersizleştiriyor gibi bir yorum var. Ama CHP açısından baktığınızda öyle değil. Güçlü adaylar var. İşte Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var vesaire. Siz bir yandan da tabii bakanların, mesela bugün 10 bakan değişik illerde kendi, yani AK Parti'nin adaylarını desteklemek üzere, kendi demeyeyim, adaylarını desteklemek üzere meydanlardaydı ya da sokaklardaydı. Bu topyekün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, bakanların da katıldığı kampanya acaba AK Parti'ye ve adaylarına olumlu mu yansıyor yoksa meydanlarda daha farklı bir şey mi var, ruh mu var? Yani ya muhalefetin o anlamda tabanda birleşmesi ve en güçlü aday etrafında oyunu yoğunlaştırması gibi bir şey söz konusu mu? Ya tabii soruya tam bu şekliyle yine cevap vermek benim açımdan çok kolay değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz nasıl sonuç vermiş. Ama bir gerçek var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'nin neresinde olursak olalım adayımızı anlatıyoruz. Bu aday Ekrem Bey de olsa, Mansur Bey de olsa, kilis adayı da olsa elini kaldırıyoruz, oy istiyoruz, gözünün içine bakıyoruz ve ona duyduğumuz güveni ve onun ne kadar iyi bir aday olduğunu anlatıyoruz. Bunu çok inandığımız için yapıyoruz. Erdoğan da adayların hani bir şekil şartı tamamlayan, bugün işte birisi yollamış benim Manisa ve Denizli'deki son görüntüler, işte aynı şeyi yapıyoruz aslında. İl başkanı, ilçe başkanı, il başkanı, ilçenin adayı, ben büyükşehir adayı el kaldırıyoruz. Sürekli buradaki değişiyor ya. Şimdi Erdoğan'ın yanına getiriyorlar. Birisi yazmış,
Ha süpürge sapı kaldırıyor aday. Hiç bakmıyor yüzüne adayın. İndiriyor kaldırıyor eline verdikleri. Arkada bir görevli var getiren. O bugün arkada da bir görevli var. Getirip ittiriyor adayı. Hiç adayın yüzüne bakmadan kaldırıp indiriyor. Bizim görüntüleri koymuş arkadaşlar. İşte adayın elini kaldırıyoruz. Gelince öpüşüyoruz. Elini kaldırıyoruz. Sarılıyoruz. Sırtına vuruyoruz falan. Şimdi arada böyle bir şey var. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimdeki yerel adaylarını ana siyasi figürler olarak görüyor. Bu aday Mansur Yavaş da olsa, Ekrem İmamoğlu da olsa veya işte Ardahan ilimizin Göle ilçesinin adayı da olsa aynı şey. Hiç bunda fark eden bir şey yok. Ama AK Parti'de birisi var. Ülkeyi yöneten tek adam, partiyi yöneten tek adam. O birisinin önüne, yani daha doğrusu o birisinin dışındaki herkes figüran olarak gelmiş oraya. Bir tane esas rolü oynayan birisi var. Böyle oturmuş. Herkes de bunu kabullenmiş. E şimdi buna bir reaksiyon olur mu? Bunun olumlu olumsuz sonucu olur mu bilmiyorum. Bunu şunun için sordum. Çünkü evet. Adaylar önemli ya bu seçimde. Neticede kendi yerel yönetimini belirleyecek insanı seçiyorsun. Yani tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan bir partinin aynı zamanda başkanı ve kendi adayları için o istiyor ama aslında kıymetli olan o adaylar. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela şimdi başta açtığım konuyu bir daha tekrar ediyor olacağım ama mesela bugün Kilis'te tam bu yaşanıyor. Diyorlar ki Kilis'te bunlar zaten 4-5 kişiler. İkisi milletvekili oluyor. Biri belediye başkanı, bir önceki belediye başkanı, bir sonra milletvekili, öbeki. Hep aynı adamlar arasında 20 yıldır dönen bir sistem var. 37 yaşında genç bir avukat çıkardık. AK Partili'nin kızanı da veriyor, MHP'nin kızanı da veriyor. CHP'liler de verince aday seçimi kazanıyor. Şimdi Kilis'te CHP'nin seçime ortak olması bizim doğru adayı belirlemek zaten görevimiz. Ama karşı tarafın hatası olmadan bu noktaya gelemezdik. Bu bütün Türkiye'de adayı değersiz görme, onu figüran görme, esas siyaseti zaten hep deniyor ya AK Parti'de siyaseti Erdoğan yapıyor deniyor. Yerel seçimin ruhuna, mantığına, seçmenin yerel seçimden beklentisine bence de uygun değil. Bakanlara gelince o bambaşka bir felaket. Aslında Mehmet Bey çok tartışıldı bu şeyden önce uzun uzun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sizle de bir programda konuşmuştuk. Mehmet Uçum'un kitabı var. Kitapta bakanları şöyle tanımlıyor. Bu sistem artık diyor tek kişilik bir hükümet sistemidir. Siyaseti Cumhurbaşkanı yapacak, siyasi sorumluluk ondadır. Hesabı 5 yılda bir o verecek. Bakanlar yemin etmezler, gen soruya tabi değiller. Bakanlar eski bakanlar gibi değil. Bunlar birer teknokrattır, bürokrattır diyor. Ve şu anda bu son çare bütün bakanları sahaya yollama, aslında siyasi olmayan ve devlet işi için görevlendirilmiş, kurgulanmış kişilerin nasıl siyasette bakansızlığın bir boşluk yarattığı iktidar partisi açısından ve kendi sistemlerinin çöküşünün itirafı. Hani bu bakanlar diyordu ki Mehmet Uçum televizyon programlarında. Birçoğumuz ismini bile bilmeyeceğiz diyordu. Doğru bilmiyoruz ama şimdi o ismi cismi bilinmeyen bakanlardan seçim çalışması. Sahada seçim çalışması bekliyorlar. Abi, şöyle bir durum yok mu? Şimdi seçmen nasıl etkilenir? Evet adaylar önemli. Ama bir tarafta şimdi partiler arasında bir yarış olmuyor. Neyle yarış oluyor? Bir tarafta muhalefet var. Öbür tarafta devlet var. Aynen öyle. Yani CHP devletle yarışıyor. Şimdi bir yani seçimi kazanırsa devlete karşı seçimi kazanmış olacak. Çünkü bakıyorum valiler sağda. Komutanlar sağda. Yani hiç çekinmeden valisi de kaymakamı da generali bile sahaya çıkıyor. Şimdi buna karşı bu bir güç. Ha bu yaptıkları yasal mı? Valilerin çıkması yasal. Bir de öyle bir boyutu var çünkü. Öyle bir şey çıkardılar ki valiler Cumhurbaşkanı temsil eder diyor. Eskiden devlet temsil ediyor. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı olduğu için onlar da AK Parti'yi temsil ediyorlar. Yani bir suçlayacak bir şey yok. Ama seçmen şöyle bakabilir mi? Ya bu kadar da çok fazla oldu deyip muhalefeti biraz kaldırayım, denge sağlansın mı der. Yoksa o güç karşısında ezilip de güce boyun mu eğer? Çünkü bu seçimde bu kritik bir rol oynayacak. Hiç ben bugüne kadar bu kadar güçlü bir şekilde abandıklarını görmedim. Ya biraz çekinirlerdi şimdi. İçişleri Bakanı sahaya çıkıyor. Bütün polis teşkilatına hakim. Seçimin güvenliğini o sağlayacak. Gidip o istiyor. Şimdi bugüne kadar siz gördünüz böyle İçişleri Bakanlığı'nın da çıkıp biraz ayıplanır da en azından. Soruya İçişleri Bakanı'ndan bahsettiği için Mehmet Tezkan.
seçim güvenliğine dair bir açıklama yaptı ama tabii bizzat adaylarıyla ilgili seçim çalışmasına katılan bir İçişleri Bakanı'nın seçim güvenliğine dair verdiği teminatlara ne kadar itibar edilir bilemem. Ama sizin CHP olarak bu konuyla ilgili özel çalışmalarınız seçim sandık güvenliğiyle ilgili elbette var. Geçmişte yapılan hataların yapılmaması ya da o eksiklerin giderilebilmesi için seçim güvenliği konusunda seçmene mesajınız ya da vereceğiniz bir teminat, bu konuyla ilgili çalışmalarınızdaki somut veriler neler olabilir? Bu da merak ediliyor elbette. Şimdi birincisi, aslında böyle durumlarda birçok ülkenin anayasasında var. Bizde de vardı, bu anayasal güvenceyi kaldırdılar ortadan. Belli bakanlar seçimlere belli bir süre kala zaten istifa ederlerdi. Bırakın şeyi, hani bir partiden seçildiği için diyor, İstifa etsin, yerine tarafsız bürokrat gelirdi. Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı'nın istifa etmesi gerekirdi. Bunu kaldırdılar. Ama bunu kaldırmanın ötesinde dediğiniz gibi hiçbir zaman olmadığı kadar, eskiden de parti bakanlar bir partinin milletvekili oluyorlardı. O partinin mensubu olarak görev yapıyorlardı ama devlet adamı olmanın verdiği bir kimlik, bir ağırlık, hatta şöyle oturmuş bir şey vardı. Bakanlar genelde kendi illerinde, kendi seçim çevreleri dışında kolay kolay şeye katılmazlardı. Belki hani başbakana eşlik ettikleri sırada, ama gidip böyle esnaf gezmek, direkt istemek. Evet. Hele hele için içine, çok doğru bir yerden sordunuz. İçişleri Bakanı gibi, jandarma ona bağlı, sahil güvenlik ona bağlı, her şey. Polis ona bağlı, her şey ona bağlı. Bu ama görülmedik değil, Süleyman Soylu da beterini yaptı geçen seçimlerde. Ve Süleyman Soylu başarılı olamadı, biliyorsunuz. 2019 yerel seçimlerinde hatta Binali Yıldırım'ı gölgede bırakırcasına iki seçim arasında iptal edilen seçimle mazbataya el konulması ile birlikte tekrar seçime kadar İstanbul'da harıl harıl çalıştı. En son saat 7'de Mercedes'in kapısını açtı, Binali Bey'i bindirdi, yolladı AK Parti il binasından. Seçimin o kadar açık farkla kaybına Süleyman Soylu'nun o kadar şevkle ve o çirkin tonla siyasetinin şey yaptığını, etki ettiği konusunda da bir genel mütabakatımız vardı. Bu devlet parti ayrımının ortadan kalkması bence vicdanları yaralar. Vatandaş buna itiraz eder. Ama bence bizim bu seçimdeki en büyük avantajımız şu. Tam dediğiniz gibi devletle millet yarışıyor. Bu coğrafyada ne zaman devletle millet yarıştıysa millet kazanmıştır. Yani Turgut Özal'ın seçilmesi aynen kendisiyle ilgili bir şey değildir. Kenan Evren'in devleti temsilen Turgut millete Sunal gidip de efendim Turgut Sunal'ı seçeceksiniz dediğinde karşısındaki aday Turgut Özal'a görülmedik bir yönelme oldu. Hem de daha tanklar sokaktayken, askerin dipçiyi elindeyken. Bu millet birileri devlet gücünü kullanıp kendisine parmak salladı mı asla buna teslim olmuyor. 15 Temmuz'da da bunu bir partiye, bir ittifaka hep birlikte biz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkarken aslında hangi partiden olduğu değil, bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır. Herkes döner muhalefete bakar, ana muhalefetinde gözünün içine bakar. Orada bir tane yalpalı yanımız olmadı. Çünkü hepimiz millet için siyaset yapıyoruz ve milli iradenin arkasında duruyoruz. Bizim bütün tarihimiz boyunca mesela birçok darbe CHP'ye zarar verdi. Çünkü 1960 darbesi o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi halen devletle özdeşleştirildiği için devletin yaptığı darbe halen daha CHP'nin sırtında büyüktür, silahlı kuvvetlerin. Darbenin bildirisini okuyan kişi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu. Milliyetçi Hareket Partisi gelmiş şimdi işte darbe konusunda onu söylüyor, bunu söylüyor. CHP darbecidir diyorlar bazen. Ama devletle özdeşleştirildiğinizde millet ağır faturalar kesiyor. Zaman zaman hak etmediğimiz halde bu faturaları ödediğimiz oldu. Zaman zaman bazı tutumlarımızdan dolayı bazı faturaları hak ettiğimiz oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada birileri devlet olmuş, partiyi devleti partinin emrine vermiş, kendini de devletin yerine koymuş, bakanları salmış. Bence millet devlet yarışını yine millet kazanacak. Peki Yüksek Seçim Kurulu 2019'daki seçimde iptal etti. Yani kazanılmış bir seçimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kazandığı seçimi iptal etti. Olası böyle bir durum için hazırlığınız var mı? Birinci sorumu. Bunu seçim güvenliğine bağlayarak cevaplayayım. Seçim güvenliğiyle birlikte yanıtlarsanız çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi
Bir kere şu, yerel seçimler seçim güvenliği konusunda partilerin daha rahat olduğu seçimler. Çünkü bir kere aday var, birçok belediye meclis üyesi adayı var ve güçlüyseniz, yani seçimde iddialıysanız zaten orada örgütünüz de güçlü. Aksi çok nadir olur ve sandığa sahip çıkmada zorluk yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandığa sahip çıkmada zorluk yaşadığı coğrafyalar, örgütlenmesinin çok zayıf olduğu, oyunun %1'in altında olduğu yerler. O açıdan baktığımızda bu sefer iş bir miktar daha kolay, onu söyleyeyim. İkincisi, bir büyük haksızlığın önüne geçmek isterim. Bu böyle yerleşti bazı şeyler. 14 Mayıs seçimlerinde işte akşam bir takım veri akışları, onlar bunlar, bir günah keçisi aranırken CHP'nin seçim sistemi göçmüşçesine o sistemden sorumlu arkadaş kurban edildi gitti. Ben halen daha bizim örgütlere soruyorum. Bir ilçe, bir belde, bir il CHP'nin seçim sistemi nasıl çalıştı? Tıkır tıkır çalıştı. Bizim dijital sistemlerimizde ve sandık başındaki görevlendirmelerimizde hiçbir aksilik olmadı. Arada aksilik, Anadolu Ajansı'nın çok yukarıdan açıp aşağı doğru gelirken o psikolojik harple mücadele sırasında bize de hep partilere iyi haberler erken gelir. Hep öyledir. Hele hele yerel seçimde önce iyi haberler gelir. Kimse ben kaybettim başkanım diye aramaz ki. Herkes başkanım, Allah razı olsun biz kazandık diye arar. O iyi haberlerin, o erken gelen iyi haberlerin erken paylaşılması bir güvensizlik yarattı. Hani kazanıyordunuz seçimi? O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde mühürsüz, referandumda 2016'da mühürsüz oylar tartışması vardı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın gideceğim, YSK'nın önünde olacağım deyip bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde yarattığı travmatik durum vardı. 2019 yerel ve 2023 genel seçimlerinde sandık güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı yoktu. Orada bir küçük hata var. Ama Gökhan Günaydın dedi ki bizim programımızda tabii, hatta onu söyleyeceğim. Sandıklara sahip çıkılamadım. Şöyle oldu. Seçim sonucunu değiştirecek. Bir bilgi geldi. Bir bilgi yayınlanmıştı o gün. Gökhan Günaydın'da efendim 19 bin 20 bin sandıkta CHP'nin görevlisi yokmuş. Oysa ki biz 7 ilde seçime girmedik. İyi Parti listelerinden girince sandık görevlisi gösteremiyorsun. 18 bin tanesi zaten o 7 ilde göstermediğimiz sandık görevlileri. O bir anda Gökhan Bey de 21 bin sandıkta görevli olmadığını görünce o günün üzüntüsüyle o sözleri sarf etti. Ama sonradan bizim zaten İyi Parti ile birlikte girdiğimiz için veremediğimiz, resmen oraya ancak gözlemci yollayabildiğimiz biliniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, zaten her yerde söylediğimi burada bir daha söyleyeyim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi 2023, 2019, 2024 işte şimdi geliyor seçimlerinde oyları çaldırdı diye seçim kaybetmiyor. Kaybediyorsak kendimiz kaybediyoruz. Hiç öyle başka yere bir kusur bulmayalım. Sandığa genel başkan olarak söylüyorum. Oy atılana kadar seçmenin namusudur. Vicdanıyla karar verecek. Efendim fotoğraf getir, bilmem ne yap, patron öyle dedi falan değil. Seçmenin namusudur. Atıldıktan sonra partilerin namusudur. Namusumuzu korur gibi koruyacağız. Müthiş bir ekip var. Bir gün belki programa almalısınız Pınar Hanım'ı. Çok iyi yetişmiş, muhteşem bir kadroyla çalışıyorlar. Birkaç, yani bu perşembe akşamı davetliyim. 4. dijital tatbikat var. Sıfırdan seçimi yaşıyorlar. Gidiyorlar, sayım bittiği andan seçim bitene kadarı bütün okul sorumluları tek tek yapıyor. 2023 genel seçimlerinin daha çok okul sorumlusu atamış. Sandık sorumluları ve yedeklerinin tamamını atamış durumdayız. Çok burada sorabilir miyim? Taşıma seçim, öyle mi? Çok özür dilerim. Sonra soralım. Reklam zamanı tabii gelmiş ama dönüşte senin sorunla tamam başlayalım. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte devam edecek elbette sorularımız Sayın Özgür Özel'e. Daha çok konu var. İşte İstanbul, Ankara özelinde belki oradaki seçim yarışlarına dair, Ankara'daki mal varlığı tartışmaları, kumpaslar vesaire, elbette ekonomiye de zaten ayrıca bir bence parantez açmalıyız diye düşünüyorum. Birazdan görüşmek dileğiyle.
Yeniden merhaba. Halk TV ekranlarında seçim özel yayınımız devam ediyor. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ağırlıyoruz. Sorularımızı soruyoruz. İlk bölümde şöyle seçime 5 gün kala genel hava nasıl? Özellikle kritik yerlerde, büyük şehirlerde biraz İstanbul'u konuştuk ama galiba birkaç soruyla üstünde durabiliriz. Ankara'ya daha gelmedik. Ankara'da mal varlığı tartışması devam etmekte. Kumpaslar var. Ekonomiyi de konuşacağız dedik ama reklamdan önce bir soru sormak istiyordum. Timur, sana sözüm vardı. O yüzden senin sorunla devam edelim. Ya birincisi YSK olası 2019 seçimde olduğu gibi iptal ederse ne yapacaksınız diye sormuştum. Onun yanıtını rica edeceğim. Bir de taşıma seçim. Pınar Hanımların çalışmalarında özellikle Kars, Iğdır, Siirt o bölge bir taşıma seçmen. Daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alet edildiği iddia edilen işte tatbikat tarihi nedeniyle oraya bir taşıma seçmen yığıldığı asker polis biçiminde iddiaları var. Buna yorumlarınız nelerdir? Şimdi eğer silahlı kuvvetler gerçekten bir manevra yapıyorsa, bir tatbikat yapıyorsa ve o bölgede bir askeri birlik varsa o askeri birliğin oy kullanması önemli. Neden? Milli irade açısından. Ama bu ne zaman önemli? Bu genel seçimlerde önemli. Şimdi örneğin İzmir'de konuşlu bir birlik tatbikat için Iğdır'daysa neden Iğdır yerel seçimlerine müdahale ediyor? Onlar Iğdır'da hizmet almıyor. Bir kere buna bakmak lazım. Yani bence seçim kanunda oturup yani keşke karşımızdakiler böyle davranıyor olmasalar mantıklı bir düzenlemeyle yerel seçimde belli bir süredir orada oturmayan kimsenin oy kullanmaması lazım. Şimdi genel seçimde ben o insanların oy kullanmasını bir vatandaşlık hakkı olarak görürüm. Orada stratejik bir şey yapılıyorsa, alet ediliyorsa kızarım, üzülürüm ama oy kullanacaklar tabii. Ama şimdi sen kardeşim AK Parti'nin İşte 1000 kişi 1000 oyla kaybettiği bir yere 2500 kişilik birliği Türkiye'nin bilmem neresinden getir. Bunlar tatbikat yapıyor. Burada oy kullanacaklar. E ne seçecekler? Belediye başkanı seçecekler. E orada hizmeti alan başkası, gören başkası, oradaki askeri birliğin oy kullanması zaten vicdani değil yani. Doğru bir yaklaşım değil o. Ama her bir bireyin keşke böyle birlikler için mesela kendi seçim çevrelerine yönelik oy kullanmalarını teminat altına alacak bir şey yapılabilse. Yani ne bileyim o kişilere özel seçim kendi seçim bölgeleriyle ilgili oy pusulası gelir de yine gizlice koyarlar. Oradaki sayıma gider falan. Ama böyle hiç yaşamadıkları ve yaşamayacakları bir yerin belediye başkanına müdahale edilmemesi lazım. Sayın Başkan. Doğrusu o. İstanbul özelinde tamamlayacaksanız. Bir şey daha var. YSK olası. Ya şöyle. Şimdi biz şuna hazırız. Mesela geçen gün Veli Bey'e ve Malatya İl Başkanımıza söyledim. Bu kadar kafa kafayaysa sizin sayım bir 10 gün sürer dedim itirazlarla. Biz mesela seçim gecesi için riskli yerlere, seçim gününde zaten milletvekilimizi aday yaptığımız yerlere dışarıdan milletvekili yolluyoruz. Ayrıca kafa kafaya olan yerlerle ilgili bir acil müdahale master planımız var İstanbul seçiminden şeyle. Örneğin Malatya'da sayım uzarsa oraya 10 milletvekili hemen civar illerden görevlendireceğiz gidecek. Kendi illerindeki sayım işlemleri kesinleşen veya itirazların olmadığı. Önce buna bakacağız. Sonra mazbata iptalleri falan filan geçen sefer gibi olursa eden kendisi ne diyor biliyorsunuz? 12 bin fark, 13 bin 600 fark oldu 608 bin. Seçmen mızmızlığa, hazımsızlığa, oyun bozanlığa, sahtekarlığa prim vermiyor. AK Parti İstanbul gibi bir metropolde seçimi kaybettiğini hazmetseydi 13.600 farkla kaybedilmiş bir seçimde 5 yıl boyunca ona şimdi 806.000 fark yediği bir metropolde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben yani iptal etmezler herhalde ama yine ederlerse daha beter bir demokrasi tokatını milletten yerler. Daha eğer bu insanlar anlatamadıysa bunu daha nasıl anlatacaklar? Yani? Ben de tam İstanbul'a döneceğim. Yine bir önceki söyleşimizde demiştiniz ki İstanbul'da 14 ilçeniz var. Üzerine yani 20'nin üstüne çıkabiliriz demiştiniz. Hala aynı durum söz konusu mu? Spesifik olarak hangi ilçeler? Mesela Üsküdar, Fatih oralarda durum ne? Bir de şu çok merak ediliyor. İstanbul'da bir Büyük İstanbul mitingi yapmayacaksınız herhalde. Evet. Ekrem Bey'le beraber neden yapmayacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Hatta kızdı meydana. bir buçuk olması lazımdı. 650 oldu diye. Siz ne kadar toplardınız mesela? Şimdi Sarıyer çok konuşuldu. Şimdi Sarıyer'de yarından sonra mitingim var. Büyük bir mitingim var.
İlk soru neydi? Çok üst üste oldu. İlçe. İlçeler. 14 ilçe. Adaşım İstanbul İl Başkanım bir beni buraya kadar eşlik etti. Sonra il yönetimine gitti. Bana 14 artı 14 diye söz verdi. Bugün sordum 14'e 14 ekliyor muyuz? Ekliyoruz. Kayıp yok değil mi? Yok dedi. Özgür Başkan 28 sözünü vermiş durumda. Ben 20'nin üzerine çıkmayı çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Hangi ilçeler onlar mesela? Ya şimdi şöyle, bu iş biraz zor. Yani hakikaten 14 ilçede iddialıyız. Ama şimdi ben 6 ilçe saydığımda diğer 8 ilçenin evet, son 4 gün motivasyonunu bozmayayım yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Üsküdar'da gerçekten alıyoruz seçimi. Çok önemli. Hem kadın hem çok başarılı bir arkadaşımız alacak seçimi. Sinem Hanım. Ama devamında mesela Fatih'te ilk açıkladığımız aday. Fatih'te normalde işimiz çok zor. Fatih sosyolojisine uygun, eğitime uygun. Muhteşem bir aday Mahir Polat. Çok iyi işler yapıyor. Bir sürprizi kovalıyor ama insanlar inanıyor, kendi inanıyor, iyiye gidiyor. Fatih ilk elden saydığımız hemen 15. ilçe değil mesela. Ümraniye'de Aykut Erdoğdu inanılmaz işler yapıyor. Çok yüksek bir tempo var. Sarıyer, daha doğrusu sonra Sarıyer'e geleyim. Biz İzmir, İstanbul, Ankara'da büyük mitingler yapmayacağız. Geçmişte de bu çok tartışıldı. Biz İzmir Gündoğdu Meydanı'na 30 ilçeden otobüslere insanları doldurup getirip orada bir miting yapmanın bir, çok maliyetli bir iş. İki, örgütler birkaç gün o işle uğraşıyor. İlçe başkanı işi gücü bırakıyor, otobüs tutuyor, mesaj çekiyor, adam yazıyor. Görevliler, kumanyalar indiler, bindiler, ekip başları ve ne yapıyorsun? Bir fotoğraf çektirip gidiyorsun. Buna bazen ihtiyaç oluyor. Biz bu yerel seçimde şunu önemsedik. Ben İzmir'de bir büyük miting yapıyorum. 30 tane adayı sayıyorlar, elini kaldırıyorsun, gidiyorlar. Orada bitiyor. Önemli olan ben şu ana kadar İzmir'de 20 ilçede etkinlik yaptım. 16'sında miting yaptım. Bu rakam etkinlik sayısı 24'e, miting sayısı 20'ye çıkacak bu hafta yapacağım çalışmalarla diye tahmin ediyoruz. Planlıyoruz. Tek tek adayı anlatıyorum. Adayla geçmişimi anlatıyorum. Bir anekdotumuz varsa anlatıyorum. Adayın bu işi niye iyi yapabileceğini anlatıyorum. Seçmenin bilmediği özelliklerini anlatıyorum. Elini kaldırıyorum. Benden önce çıkıyor aday 10-15 dakika kendini anlatıyor. İl başkanımız veya ilçe başkanımız kısa bir merhaba diyor. Ve örneğin Bayındır. Bayındır'a özel bir miting yapıyoruz. Zaten o mitingleri, o insanları oradan alıp taşıdığında senin partinin çok partiye gönül veren, işi gücü parti ve siyaset olan arkadaşları taşıyabiliyorsun. Bu bütün partilerde böyle. Ama benim o konuşmamı Bayındır'da yine o otobüse bindirip getireceklerim zaten en önde ve en heyecanlı grup. Ama bir de çeper var. Gelip kulak kabartan var, dinleyen var. Yani daha özel, daha nokta atışı bir çalışma oluyor. Çok önemli görüyorum. AK Parti'nin mitingini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok özür diliyorum. Araya girdim şunun için. Bir daha konu buraya gelemez belki diye Özgür Bey. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte ama bir büyük mitingde, İstanbul mitinginde seçmen karşısına çıkmanın seçmende bir ayrı moral, motivasyon ya da heyecana yol açması mümkün değil mi? Hatta 10 gün öncesine, daha doğrusu yani bundan 5 gün önce yaptığımız son toplantıya kadar da kararlaştırmadık. Son anketlere bakalım dedik. Ya şimdi örneğin 2018 milletvekili seçimleri kaybedildi. Genel analiz büyük mitingler zarar verdi seçmenin. Bu seçim seçmenin partilerinde konsolide olması değil, seçmenin iyi adaya, yüksek profilli adaya ve bir dengelenme meselesine doğru destek vermesi. Belki kendi partisine bir sarı kart göstermesi. Siz meydanları milyonlarla doldurduğunuzda karşı tarafı konsolide ediyorsunuz. Çünkü o meydanda değil. Ama Bayındır'da beni balkondan dinleyen, yan taraftan dinleyen, kahveden dinleyen, şeylerin, bariyerlerin içine girmeyenlere ulaşan ses çok önemli. Bu açıdan kıymetli. Biz Ekrem Başkan'la İstanbul'da bilmiyorum 6-7 ilçede işte el ele çıktık, konuştuk. Bütün televizyonlar veriyor. Yani bizim Ekrem Başkan'la birlikte vereceğimiz görüntüyü verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ama mesela ben Silivri'ye gittim. Ben anneannem Selanikli. Beni Selanikliler çok sever. Selanikli hemşerilerimle Silivri'de konuştuk. 10 gün sonra ankette 5 puan fark etti bizim arkadaşların gösterdiğine göre. İşte Çatalca'ya gittim. Çatalca'nın sosyolojisi
benim gitmem gereken bir yerdi. Oldukça iyi sonuç verdi. Ben Çatalcalıları Yenikapı Meydanı'nda nerede bulacağım da temas edeceğim, ama ben Çatalcalı'yla, Silivri'yle orada göz göze geliyorum. Onların dilinden konuşuyorum. O sıcaklık geçiyor. O açıdan bence bu yerel seçimin stratejisinde ilçe mitingleri kıymetli. Bu arada bugün kilis mitinginizde dikkatimi çekti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da kullanıyorsunuz. Bugün adayınıza dediniz ki bir omzunda Ekrem İmamoğlu, bir omzunda Mansur Yavaş var, arkanda da ben olayım. Yani onlardan da bir güç alıyorsunuz aslında, öyle görünüyor. Ya o, şöyle, bizim bütün adaylarımız Ekrem Bey ve Mansur Bey'den video istiyorlar zaten. Her yerde değil. Mesela Gaziantep'te söylemedim. Ama Kilis mağdur ve mahzun bir şehir. Ve hep devlet gücü, devlet gücü demişler. Korkmayın, sağ omzunda Mansur Bey'in eli olacak, sol omzunda Ekrem Bey'in eli olacak. Kilis gibi bir ile, çünkü Kilis'e okul sözleri verilmiş, okullar yıkılmış, çocuklar böyle. Kilis'e bir okul yapmanın sözünü verip onu da büyükşehir belediyelerimizle, nasıl Elazığ'a yapılıyor, nasıl diğer şehirlere yapılıyor, yapabiliriz. Onu söylüyoruz. Genel başkan da arkanızda diyoruz. Sarıyer'e atlamayalım. Ben yarından sonra Sarıyer'de bir büyük miting yapacağım. Sarıyer'de şöyle bir şey. Önceki dönem belediye başkanımız, benim çok sevdiğim bir abimiz. Ama maalesef anketler, siyaset, partinin gelecek taahhülü başkanımıza bir başka görev vermemiz gerektiğini söyledi. Yani aslında biz dedik ki başkanım gelin, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler, eş güdüm, eğitim ve denetim biriminde Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın ekibindeki üst kurulda yer alın, katkı sağlayın. Başkanı çok seviyoruz çünkü biz. Çünkü anketler şunu söylüyordu. Memnuniyet noktasında bir değişim talebi vardı başkanla ilgili. Ha, göstersek belki yeniden kazanır mıydı? Biraz zorlanarak belki kazanırdı. Ama bir değişim talebine uygun bir adaylaşma oldu. Ben başkanımızdan da birkaç kez rica ettim. Hatta basın açıklamasını birkaç gün böyle erteledi. Ama sonunda adaylaşmayı tercih etti. Ama yani Sarıyerliler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı varken ve defalarca da CHP'den belediye başkan seçilmiş çok değerli bir abimizin hatırına Sarıyer'i AK Parti'ye verecek hali yok. Hep birlikte, partinin kurucusu belli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Amblemi belli, altı ok. Adı belli, Cumhuriyet Halk Partisi. Genel başkanı belli, Özgür Özel. Adayı belli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'deki adayına oy vereceğiz. Kendisini seçeceğiz. Başka da yapacağımız bir şeyimiz yok. Ama Sarıyer'de ilk günlerde böyle bir türbülansımız vardı. Gün geçtikçe yerine oturdu. Perşembe günü de inşallah son noktayı koyacağız. Benim müdahalem oldu. Ben de açıkçası merak ediyorum. Büyük İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği kalabalığı ya, görmeyişi ve itirafı ya. Onu soruyordu. Ben Kürşat iki olsun. Kişiyi çok iyi tanıyorum. Biri Süleyman Soylu. Geçen seçimlerde tuhaf bir tartışma içine girdi. Ekrem Başkan'ı orduda salondan geçirmediler falan. O sırada dediler ki o VIP'ye giremez. Aslında özel uçak varmış, girmesi lazım. Nereden uçacak? Türk Hava Yolları'ndan uçacak değil. Orada rezil olunca bunlar döndüler. Dediler ki uçak kimin? Uçağın firması bir holdinge ait. Vay siz CHP'yi destekliyorsunuz. Firma da çıkardı, faturayı gösterdi. Geçen ay Binali Yıldırım'a kiralamıştık. Bu sefer de Ekrem Bey'e parası ödendi. Zaten uçuşta para ödenmeden uçurmazlar. Kimse veresiye uçurmuyor sizi Türkiye'de uçakla. Süleyman Soylu da tuttu o holdingin sahibine, ben senin gibi özel uçaklarla Atina'ya gidip de tıraş olmam. Berberi Atina'daymış da falan filan. Ben dedi Sultan Gazi'de kahtalı bilmem abime tıraş olurum diye bir fotoğraf. Ben şimdi bunu gördüm. Arkadaşlara dedim ki yalan, namussuzum yalan dedim. Ben bu Süleyman Soylu'yu tanıyorsam doğru bitmeden, yalan bitmeden doğru konuşmaz. Bulun bunu. Sultan Gazi ilçe başkanını aradık. Bir fotoğraf yolluyorum, bir bakar mısın? Aa bizim bilmem kim, hakikaten kahtalı. Sor bakayım kaçtır tıraş ediyormuş. Haber geldi. Evde oturuyormuş. AK Parti ilçe başkanı çalmış. Bir gelsene demiş. Dükkanı açtırmışlar. Enseleri topla demişler. Fotoğraf çekmişler. Enseyi topladı. Fotoğraf çekip gitmişler. İlk kez görüyor hayatım. Ben hep kahtalı bilmem kimde olurum. Şimdi ben bunların nasıl bir yalan ve çarpıtma kapasiteleri olduğunu bildiğim için, bizim arkadaşlar aynen sizin dediğiniz gibi soruyor. Ooo diyor. 1 milyon 200 bini diyor.
gördüğümüz yerde 600 biniz diye beğenmedi diyor. Oğlum dedim, arkadaş 200 bin kişi var, 600 bin olduğuna inandırıyor sizi. Dikkat edin. Meydanda 200 bin kişi var, 600 bin kişi diye göstermek için bu meydan 1-200'de oluyordu. Niye 600 diyor? Ama yine de kendi rakamlarına bakarsanız 1 milyon fark söyledi. Ya doğru yani da. Dedi ki biz 1,5 dedi, 600 var dedi. Baktığınız zaman 900 bin kişi gittiğini doğru kabul da, etti yani. Doğru da. Aslında 200 bin kişi var. Olabilir. İkisi de abartılı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar şöyle adamlar. Ben bunlar nasıl adamlar olduğunu bilirim. Biz Soma'da madenin başındayız. 4 gün boyunca analar hüngür hüngür ağlıyor. Bunlar laf çıkardı. Madende 300 yani 2 var diye değişimi sırasındaydı. 602 kişi var diye. Sonra 301 kişi çıkınca oh 301 şükür deneceğini düşünüyorlar. Böyle adamlar bunlar. Orada 600 bin kişi var deyince sevinmeyin Erdoğan düştüğüne şey diye. 150 bini size 600 bin diye satıyor. 150 bin kişi var o meydanda. Yani kabul ettiyse etti, etmediyse etmedi. Zaten biliyoruz eski gücünde olmadığını meydanında bilmem neyinde. 200 bin kişi olduğunu maskelemek için atıyor, yalanı tersten atıyorlar. Ben bunların kitabını yazarım. Mecliste gözümün önünde adamlar anayasa değişikliğinde onarlı tomarları 9-9 yapmışlar. Dikkat etmesen 90 böyle birer taneden 9 oy fazlayla geçirtiyorlardı şey yani. Öyle olacak şey değil. Sonra diyorsun ki abi nasıl yaptın sen acı adamsın diyorum. E haccı tazeleyeceğiz artık ne yapalım diye böyle. Tam mal varlığına gelelim mal artık. Mal değil mi? Mal varlığına evet, geçelim. Ben de onu merak ediyorum. Evet. Yani Turgut Altın okulu sonuçta 843 dairesi ve vergi tartışması var. Aynı şekilde Murat Kurum'un sahip olduğu evin bir devlet projesinin yani kendisine onay verdiği projelerin olduğu iddiası var. Siz bu mal varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz bu mal varlığı tartışmalarını? Şimdi bu tartışmaların tamamı bize bir şey gösterdi. Siyasetin finansmanıyla ilgili bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Biz bunu siyasi ahlak yasası diye meclise birkaç kez verdik. Avrupa'da Greco kriterleri üzerinden çok doğru oturmuş bir sistem var. Kim ne kadar malı var, ne kadar banka hesabı var, birinci derece yakınlarına bunu ilan ediyor. Düzenli aralıklarla söylüyor. Ayrıca partilerin aldığı bağışlar bilmem ne hepsi bir yere oturmuş ve bu kriterlere göre siyasetin finansmanının şeffaflaşması lazım. Yoksa Manisa'da işte Soma'da bir şirkete hak ettiğinden çok fazla üretim alanı veriliyor, denetim yapılmıyor. Ama günü gelince de madenciler otobüslere bindirip AK Parti mitinglerine taşınıyor. Günü gelince ölüyorlar, ölen ölüyor, kalan sağlar Recep Tayyip Erdoğan'a yetiyor. Böyle bir çarpık sistem var. Siyasetle yani mesela Soma'da madencileri sarı sendika, siyaset ve sermaye üçgeni yutmuştu. Türkiye'de bütün bu ölümlü iş kazalarına baktığınızda hep siyaset sermaye ilişkisi var. Deprem de aynı şekilde. Deprem de aynı şekilde ve bu yüzden siyasetin finansmanı öyle basit bir laf değil. Burada hakkını teslim edelim. Sayın Davutoğlu başbakandı. Avrupa Birliği'ne girmek için, daha doğrusu serbest dolaşım hakkını elde etmek için 53 tane kanun vardı. Bu kanunların, düzeltiyorum, 57 tane kanun vardı. Bu kanunların 53 tanesi çıktı, son 4 kanun vardı. Bunlardan birisi kişisel verileri koruma kanunuydu. Bir tanesi siyasetin finansmanı ile ilgili siyasi ahlak yasasıydı. Bunu tartışmaya açtığında Erdoğan dedi ki ona, aklını başına al, bir ilçe başkanı bir il başkanı bulamazsın dedi. Ve sonrasında da Sayın Davutoğlu, efendim hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dedi. Bir ay içinde kafasını kesip yolladılar. Çünkü AK Parti böyle bir organizasyon. Sonra da şöyle bir şey oluyor. 2014 yerel seçimlerinde bunlar ayakkabı kutularından paralar çıkmış, ses kayıtları çıkmış. Erdoğan'ın bizzat kendi sesinden oğluna paraları sıfırladın mı, oraya götürdün mü, bunu yaptın mı, yaptım babacım, ettim babacım çıkmış. Ve onların hepsine montaj demiş, hepsine montaj demiş. Yalan demiş, inanmayın demiş. Sonra yerel seçimleri kazanmış. Biz o işten beraat ettik, milletimiz bizi akladı demiş. Sonra da inkar ettikleri paraları geri istemişler, geri almışlar. Ve faiziyle. Faiziyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere gidiyor. Bir tane video koyuyorlar. Para kuralleri. Orada da ilk videoyu gördük, buzlu etrafı. Dedim ki kesin etrafta bilindik insanlar var ve bunun bir saati tarihi vardır. Sonradan çıktı, ilk önce şey demeye kalktılar. Bu İstanbul İl Başkanlığı, bu Ekrem Bey'in danışmanı,
Bunlar CHP kongresinde delegeye para dağıtıyorlar. Düşünün yani, hem CHP'nin içini karıştıracak nasıl bir siyasi mühendislik. Hem CHP'yi bir parti olarak kirletiyor. Hem CHP'de bizim 5 Kasım kurultayını parayla satın alın düşün. Kurultay gibi gösterip kendi iç karışıklık çıkarıyor. Genel başkanı tartışmalı hale getirecek. Bir diğer önceki dönemdeki yönetimi hem mağdur edecek hem zan altında koyacak falan. Bir açıldı. 2019 görüntüleri. İstanbul İl Başkanlığı değil, malı satanın avukatının bürosu. Israrla bu binayı veririz ama şu kadarı nakit demişler. Bizimkiler ısrar etmiş. Hepsini bankadan yollayalım, uğraştırmayın. Yok nakit demişler. 25'i yollanmış, 15'i nakit getirilmiş. Orada sayılıyor. Sayan kişi Ekrem Bey'in danışmanı değil, o zamanki il yöneticisi. Hepsinin pozisyonu belli. Ama utanmadan, sıkılmadan çıkıyor şimdi meydanlara. Gördünüz mü? Para kuleleri çok çok olmuşsa Türkiye'de bütün gayrimenkul satışlarında maalesef satın alan satıcının şartlarına uymak zorunda ama kalıyor. Ama bunda bir sorun görüyorsunuz. Ama satıcının şartlarında şey yapılıyor ama elden verilmesinde bir sorun görüyor musunuz? Bütün Türkiye'de satıcı, ben başka türlü satmıyorum, şu kadarını peşin, şu kadarını kapora dediğinde ona uyuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna uymak yerine bir başka binaya yönelmesi doğru olurdu orada. Baktığınızda bugün buna, ama sonuçta varsa AK Partili satıcı ve avukatı belli ki o görüntüleri de kayıt altına almak için ve vergi kaçırmak için. O vergiyi kaçırıyor. CHP vergi kaçırmıyor ama siz ona uyduğunuz için hadi kardeşim başkasına sat deyip gidip başka yere bakmak lazımken işte yolun üstünde, ulaşımı kolay, kaçırmayalım bu binayı diye onun şartlarını, ama adam bunu CHP kurultayının rüşvet görüntüleri bilmem ne diye bir yalanın üstünde tepinmeye hazırlanmış. Şimdi rezaleti ortaya çıktı. Halen daha bir cümleyle, iki cümleyle geçiriyor bundan. Bir şey umuyorlar. Bu son dönemde yeni kumpaslar bekliyor musunuz? Valla yapacaklarını yaptılar. Son üç günde tabii mutlaka. Hani deneyeceklerdir ama bunlar geri tepiyor artık. Yani insanlar görüyor. Siz sokakta bir tane Tayyip Erdoğan'ın para kuleleri lafına inanıp da vay CHP'de bilmem ne yapmış diyen var mı? Aksine bence para kuleleri kendi çocuklarının sıfırlama kayıtlarını, kendi ayakkabı kutularını, kendi elbise şeylerinde torbaları içinde gelen paraları hatırlatıyor. O elbise torbasında, çikolata kutusunda para alanı da gitti büyükelçi olarak atadı. Ama aynı zamanda en güncel olan Turgut Altınok'un dairelerinden oluşan kuleleri de hatırlatmıyor yani, mu? Bu konuyla ilgili AK Parti seçmeninde bir rahatsızlık oluştu mu sizce? Oluştuysa ne kadar oluştu? Nedir gözleminiz? Yani bu kadar mal varlığı böylesi görülmedi. İkna edebildi mi babadan kalma olduğuna? Valla oluşmaması mümkün değil. Birincisi bu AK Partilerin bu mal varlığı açıklamada bu kadar mütereddit olmalarının durumu ortaya çıktı. Yani bunlar, bir de Turgut Altınok sonuçta daha önce de ilçe belediye başkanlığı yapmış birisi. Bir de malı açıkladı, eksik açıkladı. Yani mal varlığını eksik açıklamak ne demek? Olabilecek, ortaya çıkarttı, evet, olabilecek bir şey değil yani. Onu da sizler ortaya çıkardınız. İnanılmaz derecede büyük bir şey. Ayrıca nakit varlığını gizledi, onu yaptı, bunu yaptı. İnsanlar görüyordur yani sonuçta. Hani şöyle demek istemem. Hani bir laf var, ben ona çok katılmıyorum. Hani çok laf yalansız, çok mal şeysiz o haramsız olmaz diye, ama insanlar bu kadar ilk baştan gizlenip sonradan ortaya çıkanda bir büyük soru işareti taşıyorlar. Bir de o mallar ne zaman edinilmiş, nasıl edinilmiş, birinci derece akrabalarda neler var, onlara bakmak lazım. Peki, bir de takas tartışmasını söyleyeyim, unutmayayım, bizim belediye başkanlarımız zaten teker teker hızla açıklıyorlar ama seçilen binaya girmeden kapıya mal varlığını asacak. Bu parti taahhütname aldık hepsinden, mal varlığı girişe asılacak. Şimdi öyle bir kampanya yapıyorlar ki dediğiniz gibi o para kuralları şu falan. Şimdi bunun gerçeği acaba seçmene ulaşıyor mu? Şundan diyorum mesela. Bütün kanallarıyla birlikte hep bunu konuşuyorlar. Bir algı operasyonu yapıyorlar. Özellikle TRT. Şimdi TRT Anadolu'da çok izlenen bir şey. Her yere ulaşabiliyor ağ nedeniyle. Şimdi daha bugün gazetede gördüm. Mesela AK Parti bir gün içinde 6,5 saat vermiş. Size 60 saniye vermiş. 64 şimdi saniye. Ama 67. Siz ne derseniz deyin o seçmene biraz, bazı seçmene zor ulaşıyor. Ama öbür tarafta açıyor TRT'ye bir kampanya. Aa diyor, bak CHP böyle yapmış diyor. Kendi bir takım ayıplarının üstünü de örtüyorlar. Hiç yoktan sayıyorlar. O zaman bir önceki seçimde de oldu. İşte Kandil'in desteklediği bir
montaj ne kadar etkili oldu değil mi? O sahte olduğunu siz anlatamadınız çünkü kanallar yoktu. TRT, A Haber hepsi yüklendiler. Mitinglerde de çıktı. Canlı yayınladılar herkes. Herkes onun doğru olduğundan. Seçim bittikten sonra aa ya bu sahteymiş dendi. Şimdi o kulelerinde ya çoğu kişi evet ya diyor. Halbuki emlak alım satımında bir yasa da vardı. Gidersiniz değil mi? Tapuda alırken bile parayı hepsini verirsiniz çanta içinde. Tapuyu aldığın zaman biter. Yani öyle bir banka diye de bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Yok yani alacak verecek var mı? Yok at imzayı diye biten bir işlem tabii. O. Şimdi sonunda veriyor zaten bina yani ortada. Ya zaten var. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı ödediği parayla ilgili, verdiği vergiyle ilgili, ödediği harçla ilgili falan hiçbir sorun yok. Ama orada başka bir şeye niyetlendiler. Olmadı halen daha kullanıyorlar. Hayır, mesele seçmen. Özellikle Anadolu'daki seçmen bunu duyuyor mu? Sizin tabii etkileniyor. Sesinizi. Çok etkileniyorlar. Çok şimdi Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir yaklaşımı var. Ben konuştuğumda diyor %100'e ulaşıyor. Onlar düzelttiğinde %35'e ulaşıyorlar. Kandırdığım 65 yanıma kar kalıyor diyor. Bunun çaresi tabii yerel seçimlerde bu dezavantaj biraz daha düşük. İddialı olduğumuz yerler ve çok iddia koyduğumuz yerler bu bahsettiğiniz işte küçücük köyler falan filan dan ziyade büyük metropoller, büyük ilçeler, büyük şehirler falan. Ama yine de tabii Malatya'nın köyleri de büyük şehre oy kullanıyor. Adıyaman'ın tabii köyleri de kullanıyor. İlçeler. Bir dezavantaj var ama genel seçimdeki o büyük yalan, o deepfake denen sahte videoların Cumhurbaşkanı eliyle yayınlanması, TRT'nin ekranlarına yansımış olması korkunç bir şey. Bu arada bir kısmını siz söylediniz. TRT'nin bir kamu yayıncısı olarak CHP'lilerden de aynı vergiyi topluyor. AK Partililerden de aynı vergiyi topluyor. Ama AK Parti'ye ayırdığı süre 6,5 saat, bize ayırdığı süre 67 saniye. 67. 67 saniye. Ve onu da açın bakın bana şimdi basın özetleri geliyor. Gece 2'den sonra. Gece 2'den sonra veriyorlar ve şöyle veriyorlar veya 3 bültende toplam 67 saniye. 22 saniye konuşmanın en suya sabuna dokunmayan 22 saniyesini bulmuş. Mesela diyorum işte sevgili Burdurlular ne zaman nasılsınız? Çok uzun süredir sizi çok özledim. Falan. 20 saniye bunu geçti. Bitti. Bunu veriyor adamlar yani. Hiçbir siyasi mesaj vermiyor. Ama eskaza dilin sürtse bir yanlış söylesem bütün gün onu çeviriyorlar. Peki, şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu kısmı da yani konuşuldu ama tekrarında ve duyulmasında büyük fayda görüyorum. Biz bir reklam filmi için çok erken yola çıktık. Biz aday belirleme sürecinin ilk başında dedik ki çok iyi bir kampanya yapalım ve çok bu kampanyayı büyük firmalar veya dünyadaki doğru siyasi iletişim yapan partiler nasıl yapıyor öyle yapalım. İnceledik ve böyle bir firmayla anlaşmak yerine 20 firmaya çağrı yaptık. Bunların 8'i uluslararası ortakları siyasi rekabetin tarafı olmayın dedikleri için sözleşmeye katılamadılar. 12'sine brief verdik. Ne istiyoruz? Kampanyada neler olabilir? Nelere hedefliyoruz? Nasıl mesajlar, nasıl sonuçlar? Ve kampanyanın 3 aşamasında neler istiyoruz? Bunların 8'i bizle ilgilendi, konkur verdi. Geldiler, sunum yaptılar. 4 tanesi finale kaldı, birini seçtik. Bu işimiz gücümüz kampanyası. Müziğiyle falan filan. Ve biz 14 Şubat günü hazırdık her şeyimizle. Ve bütün televizyonlar Alt TV'de de 14-15 Şubat'ta girdi. Ha, biz gittik TRT'ye de başvurduk parasıyla. TRT'nin görevi zaten herkese eşit davranmak. Ayrıca da parasıyla. TRT'de dedik biz bunu hukuk kuruluna inceleteceğiz. Bunu bütün siz de yapıyorsunuz. Evet. Avukatlarınız inceliyor. Bu bütün kanallarda yarım gün bir gün sürdü. Bir de o kadar masum ki Barış Manço'nun şarkısından uyarlanmış. Ekrem Bey kepenk kaldırıyor, Mansur Bey alkış yapıyor. Hani siyasi polemik olacak bir şey, hiçbir şey. Bir de hep birlikte denizin kenarında yürüyoruz. İzmir adayımız yönettiği şehirde kadınlar gecenin bir saatinde tek başına gitar çalabiliyor. Candan Yücehir emekçi kadınları ziyaret ediyor. Aydın Topuklu Efe'mizde sera ziyareti yapıyor. Teyze ellerini siliyor, kalkıyor. Bunu 22 gün incelediler. 22 gün çürüyor, sürüyor. Yayınlamadılar. İkinci filmin yayın süresi geldi. AK Parti onlar Mart ayında sadece 1 Mart'ta verdiler, 1 Mart gecesi yayına girdi.
ve halen bizim filmlerimizi yayınlamıyor. 2 Mart'ta yazı yazdık. Ya AK Parti'nin yönetmesi bizim de oldu. Mart ayı için rezervasyonlarımız doldu dediler. Her yeri AK Parti hesap. Bütün Şubat bizi salladılar. Ve TRT bu ya. Hani A Haber yayınlamıyor. Diyor ki benim siyasi bir tutumum var. Bence demokratik değil. Bence bütün kanallar, bütün partileri yayınlamalı. Parasını ödedikten sonra kurallar uygunsa. Ama hadi Türkiye siyaseti çok kutuplu. A Haber yayınlamıyor. Canı sağ olsun. TGRT yayınlamıyor, yayınlamasın. Evet. Başkası. Ama olmaz ya. Yani. TGRT'yi yanlış söylemiş olabilir. Kaynamasın. Sen sordun sevgili Timur. Tabii Turgut Altınok'un mal varlığı çok dehşeti düşürünce Murat Kurum'un ki biraz arka planda kaldı ama o projeden aldığı evle ilgili kısım da vardı senin sorunda. Bir de Mansur Bey'le bir takas şeyi yaşadılar, polemiği yaşadılar. Londra'daki evle takas etsek gibi. Murat Kurum'un ki şüpheli bir durum. Çünkü imza attığı ve chat onayı verdiği birisinin yaptığı bir yer ve bir miktar verilmiş görülüyor. Arda bir 16 milyarlık. 14 milyon galiba borç vardı. Yani 24'ün 8'i verilmiş, 16'sı duruyor herhalde falan, öyle bir tuhaf durum var. O yani dünyanın herhangi bir yerinde olsa derhal hani adaylıktan çekilmesi, istifa etmesi ya da konuyu netleştirmesi lazım ama böyle geniş bir yerden bakıyorlar meseleye. Öbür konuda da Mansur Bey kızına 10 yıl vadeli mortgage kredisiyle alınmış mütevazi bir evi, 10 değil daha fazla 32 öyle, yıl. 32 yıllık mortgage kredisi almış bir şeyi benim mal varlığımdan fazla diye bir büyük yalan attılar. Yani hiç utanma sıkılmadı yok. %1'ine değişelim dedi Mansur Bey. O resti de göremediler. Olacak şey değil. Ben yine nokta 3 büyük şehri soracağım çünkü onları atlamamak lazım. İstanbul'da son durum ne? Yani size gelen anketler ya da sizin gözlemleriniz ne? Ankara'da Mansur Bey'in farkla önde olduğu söyleniyordu. Hala öyle mi? İzmir'de Cemil Tugay da tartışıldı aslında başta. Şu anda durum ne? Bir yandan AK Parti adayı Hamza Dağ'ın işte akşamları eğlence mekanlarında kampanyasını yürüttüğünü görüyoruz. O da eleştiriliyor ama partisinin logosunu kullanmıyor. Bunların bir etkisi oluyor mu? Şimdi İstanbul biraz önce de söyledim. Ben 14'ün 20'nin üzerine çıkmasını ilçe değil genel. Yani ben başarı görüyordum. İl başkanımız 14+14 hedefiyle yürüyoruz diyor. Göreceğiz. Genelde yani artık en iyi anket pazar günü çıkacak ortaya ama ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Yani 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı. Onun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Mansur Bey için yani seçmene saygısızlık olmaması açısından dikkatli konuşmaya çağırıyoruz. Hani seçim bitti diyenler var. Seçim bitmez. Seçmen sandığa gidip oy atınca, oylar sayılınca biter. Ama Mansur Bey'in yapmış olduğu hizmetlerin büyük bir teveccüh gördüğü ortada. Ankara'da şuna dikkat edin. Ankara'da CHP'nin kaç belediyesi var deseniz hemen 2 deniyor Çankaya şey. 3'tü bu sene. Polatlı'nın gelmesiyle 4 oldu. Ankara'daki belediye sayısına dikkat edin. İnanılmaz belediyeler geliyor. Yani Etimesgut, Mamak, orada Keçiören, kaça çıkabilir sayısı? 10'a çıkarsa şaşırmayın. Ankara'da yani 10'a çıkabilir. Ankara'da 8'e çıkar, onu geçerse şaşırmayın. Mansur Bey'in de çok önemli emekleri oldu. Gölbaşı'nı da alıyoruz. İnanılmaz. Etimesgut? Alıyoruz. Etimesgut'ta özel çalışıyoruz zaten. Alıyoruz. Komiserim alıyor Etimesgut'u. O sözleri de çok eleştirdi. Komiserim demeniz ya, bir yandan şey ya, dediler ya gerçek ya, komiserim. Bir şey söyleyeceğim. Herkes öyle biliyor. Komiser, ben onu özellikle de söylüyoruz. Teyzeler falan bizi anket firması uyardı. Acayip işler yaptık. Sonra 3 yerde hızlı miting yaptık. Teyze kaydı dinliyorlar şimdi bu dinlemeli şey. İsimleri sayıyor. Yok. Polise vereceğim, polise diyor, polise. Diyorlar ki biz bunu hani anket kuralları gereği yazamıyoruz. Ama sizi uyarıyoruz dediler. Adayınızın ismi bilinmiyor. Polis, vali, komiser falan. Sonra biz gittik işte bu kolejden değil, Beşik'ten komiser. Beşikçioğlu, Beşik'ten komiser falan diye onu hatırlatmaya çalışıyoruz. O polemikler bize yarar. Hatırlarsanız İzmir bir de. Unutma. Sevgili Ateş İlyas Başsoy ekmek için Etmelettin dedi, çok eleştirdiler. Evet. Adam deha. Çok zor bir ismi bütün Türkiye ezberledi, hala bak konuşturuyor bize. O yüzden böyle ben onun adaylığı polis teşkilatına duyulan saygının, sevginin de bir simgesidir diyoruz. Polis kimliğiyle şimdi adam uyuşturucu kaçakçı kimliğiyle şey olsa ben Etimesgut'a aday yapabilir miyim?
Demek ki polis kimliği saygın bir kimlik. Vali kimliği saygın mı? Vay efendim o polis değil. Ben polis demedim ki. Polis kimliğinle yani insanların gönlünde taht kurmuş. İzmir şöyle. İzmir gerçek anlamda Türkiye siyasetinin büyük değişiminin ve devriminin ilk adımıdır. 9 kadın, 12 tane 40 yaş altı aday, toplam 42 yabancı dil biliyor, 30 tane adayım. CV'leri, eğitimleri, yüksek lisansları, kent suçlarına karşı mücadeleleri, kentsel dönüşümle ilgili mücadeleleri, bilgileri ve İzmir'i bir bütün ekip olarak görmek lazım. İzmir'in başındaki kaptan, Karşıyaka Belediyesi memnuniyet anketinde bizim 30 belediye içinde ilk 3'te en yukarıdaki 3'ten bir tanesiydi. Dikili, Selçuk ve Karşıyaka ilk 3'tü. Zaten belli bir kriterin üstünde olan hepsini adaylaştırdık. Karşıyaka Belediye Başkan adayımız Cemil Tugay'ı Büyükşehir'e aday gösterdik. Bir taziye evinde bir hanımefendi İzmir'de döndü bana dedi ki Cemil Tugay'ı aday gösterme kriteriniz nedir sizin dedi. Ben de olumsuz bir şey söyleyecek sandım. İzmir seçmeni biraz eleştirendir. Anlattım. Yahu dedi sizi tebrik ederim. Ne oldu? Ben dedi Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma direktörüyüm Türkiye'deki. Ve Türkiye'de 1500'e yakın belediyeden sürdürülebilir belediyecilik, sürdürülebilir yerel yönetimler direktifini açan, görevlerini saptayan, Türkiye'nin bu konudaki en iyi 5 hocasını danışman yapan tek kişi Cemil Tugay. Bugün Avrupa Birliği dese ki sürdürülebilirlik kriterlerini uygulamayanlara vize vermiyorum. Türkiye'den bir tek Cemil Tugay gelir dedi şeye, Avrupa'ya yerel yöneticiler içinden. Biz onu zaten bu deneyimiyle diğer büyük şehirlerle de deneyim paylaşımı noktasında yararlanacağımız ve eğitim programında da katkı alacağız. Tam bu çağın belediyeciliği sürdürülebilir. Yani çevreye, doğaya, atıkla, atık yönetimiyle, kendine yeten şehirlerle, karbon ayak iziyle falan Cemil Tugay bu işin uzmanı. Bir. İkincisi çok İzmir'in en başarılı estetik cerrahı. Yani estetik meselesi çok önemli ve İzmir'in ciddi bir estetik dokunuşa ihtiyacı var. Üçüncüsü çok sakin ama çok kararlı ve çok doğru durum tespiti yapabilen biz. Yani kimsenin görmediğini gören ve çok iyi ekipleşip çok iyi çalışma yapabilen bir arkadaş. Bir kusuru var Cemil Bey'in. Övünmeyi ve yaptığını anlatmayı sevmez. O kusurunu biz gidereceğiz. Ben şu sürdürülebilirlik işindeki meseleyi Avrupa Birliği direktöründen duymasam partinin genel başkanıyım ben bilmiyorum yani. Bu arada İzmir'e gelince bu olayı ama şu İzmir'i bitireyim. Şu şeyle ilgili. İzmir'de aday profilleri inanılmaz tuttu. Bütün adaylar hep birlikte bir noktada. İzmir'de ilçe sayısı olarak çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Büyükşehir'de elbette İyi Parti yok, iddialı bir adayı var, HDP'nin adayı var, çeşitli partilerin irili ufaklı adayları var. Ama İzmir'de de öyle korkulu rüya görmeden İzmir Büyükşehir'i kazanacağız. Ama İzmir'de ne yapılmaya çalışıldığını bir görmek lazım. Rozeti çıkarmışlar, bıyığı düzeltmişler, Tayyip Erdoğan resmini indirmişler, 10 numara takiye yapıyor. Kardeşim, siyasi partisin, partide genel başkan yardımcısın ve mesela alkollü mekanları geziyor dediniz ya videoları. Alkol yasasında neler yaptı? Saat 10 diyor, sabah akşam üstü 7'den sonra satılmasın ne olacak diyor İzmir adayı. Diyoruz ki ya hiç satılmasa ne olacak, günaha girmezler diyor İzmir adayı. Şimdi gitmiş alkollü yerleri geziyor. 4+4+4'te bütün süreçlerde ve hangi dolma kalemden çıkmış kardeşim? Hangi dolma kalemden çıkmış bu adaylık? Boğaz içine kayyum atayan kale buraya da Hamza Dağı atadı. Hamza Dağı eğer çok demokratsa yapacaksa Boğaz içine kayyum diye onu ataydın da bu kadar yasak olmasaydı. Boğaz içinde çocukların yediğine karışıyorlar, içtiğine karışıyorlar, giydiğine karışıyorlar, amfilerine karışıyorlar. Mezunları sokmuyorlar, eski öğretim görevlilerini sokmuyorlar. Öğretim görevlilerini kendi dersiniz yok bugün giremezsiniz diye denetim yapmaya kalktılar, isyan yarattı. Öğrenci kulüplerini kapattılar, festivalleri yasakladılar, konseri yasakladılar. İzmir'in gençleri bilmiyor mu Boğaz içindeki AK Parti zulmünü de? Boğaz içine o kayyumu atayan adam İzmir'e yollayacak, İzmir'de hiçbir şey değişmeyecek. Gidin bakın AK Parti'nin 20 yıldır yönettiği belediyeler neyle övünüyor? Bir tane alkol ruhsatı vermedim diyor. Hadi alın yanınıza bir tane misafirinizi, yabancı iki tane turist gitsin de Kayseri'de bir balık restoranında bir bardak
beyaz şarap istesin bakalım. Bir tane Kayseri'de, Konya'da, AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde otellerin ruflarından dışında bir tane içkili mekan yok. Eğer eskiden Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat aldıysa otelde var, ona da zemin kata izin vermiyorlar, en üst kata veriyorlar. Şehrin hiçbir yerinde alkol yok. Böyle bir şey. Ondan sonra bana inanın, ben size dokunmayacağım. Başarabiliriz. Neyi başarabilirsiniz? İzmir'i kendinize benzetmeyi başarabilirsiniz. Başaramazsınız. Mehmet İskan, sorumuz İzmir'le ilgili miydi? Hayır, Muğla'ydı. Muğla. Şunu diyorum. Muğla'da bir Cumhurbaşkanlığı acil diye bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla o kömür havzasını genişlettiler. Sonra bir anda Cumhurbaşkanı kararıyla acil olarak iptal ettiler. Bu nasıl değerlendirilir? Ve kısa sürede bir ay içerisinde 2-1 şey oldu. İki gün içinde yaptılar. İkisi de acil oldu ama. Şimdi acilen hangisi daha? Sakın üstünüze alınmayın. Yine burada bazı arkadaşlarla farklı düşünüyoruz. Yeni başlayanlar için AKP diye bir kitap yazacağım ama bunu şaka diye söylüyorum. Bence geri almak üzere yaptılar. Çünkü o arada Aydın Ayaydın, evet, bizim eski milletvekili dedi ki, ben dedi, ona diyorlardı ki Akbelen'de neredeydin? O da diyordu ki Akbelen'e ben de sahip çıkacağım. Önce bunu yayınlattılar, sonra Aydın Ayaydın Cumhurbaşkanı'nı aradı, tweet attı. Cumhurbaşkanımızla konuştum, düzeltecekler. Düzeldi. Diyorlar ki bu tezgah diyorsun. Tezgah. Bak ben bunları bilirim ya Mehmet Bey. Gerçekten tezgah. Evet. Ama diyelim ki değil. Tezgah yapmadılar. O zaman 1 Nisan'da, 1 Mart'tan sonra aynı genişletmeyi yapacaklar zaten. Seçimi kaybettirir bu bize diye düşünüp de geri aldılarsa da, o zaman 1 Nisan'dan itibaren bekleyeceğiz bunu. Bu iş bilmezlik değildir. Bu benim bildiğim AKP'nin yaptığı bir tezgahtır. Tezgah değilse de zaten Akbelen'de şu da bir gerçek. Onu da bilelim. Oradaki iki santrale kömür yetmiyor. Bu rezervler yetmiyor. Onları doyurmak için o yeni orman alanlarını katletmeleri lazım. Biz de diyoruz ki oradaki işçilere kamuda görev verin, maaşlarını verin. Gerekirse diyorum bak özel yasa çıkaralım bu işçiler için. Kamuda görev yapsınlar, erken emeklilik olsun, bir şey olsun. Ama Akbelen'i katletmeyelim. Orada 700-800 tane işçimiz var. Firma o işçilerin işsiz kalma ihtimalini istismar ederek, bir yerde 800, bir yerde 1200 galiba, bana biraz daha verin, biraz daha verin. İşçiyi de şey doğa yapıyorlar. Katliamı oluyor. Doğa katliamı yapıyorlar. O arkadaşları çok daha temiz, çok daha doğru işlerde. Biz şunu bile söyledik. Muğla'daki belediyelerimiz birçoğunu işe alırız. İzmir'de alırız, Aydın'da alırız. Yeni alanlar açalım. Onlara temiz bir fabrika kuralım. Üretsinler, neler neler var yani. Yapalım. Fabrika, imalathaneler açılana kadar o işçilere hep birlikte bakalım ama Akbelen'i katlettirmeyelim diyoruz. Peki şimdi bu bölümü tamamlamadan birazdan, çünkü yine bir reklam arası vereceğiz. Çok sayıda izleyicimiz de merak etmiş, onların da soruları var. Şu İstanbul faslında DEM bölümü biraz sanki eksik kaldı, evet, gibi geliyor bana. Çünkü şöyle, siz dediniz ki Selahattin Demirtaş'tan ben öyle bir mesaj geleceğini zannetmiyorum. Ama daha önce bu mesajları Leyla Zan'a verdi, en son Nevruz'da verdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da deme çağrısı var, ispatla kendini diye. Eğer olur da Demirtaş'tan da Kürt seçmene dair böyle bir mesaj gelirse, o zaman bir karar vermek durumunda kalacak ve kendi adaylarını desteklemeleri sonuçta İstanbul denklemini etkileyecek önemli bir faktör. Sizin buradaki söyleminiz veya yapacağınız şey, atacağınız adım ne olacak? Bununla ilgili değerlendirmeler biraz sonra. Ben bir katkı yapabilir miyim? Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri çünkü ilginçti. Yani iki farklı şey söyledi. Bir demi bir şekilde dem dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır dedi. Sonra dedi ki kendinizi yani muhatap gösterin, alınmak istiyorsanız kendinizi ispat edin de. Yani bir yandan demin oy al, kendi adaylarının oy alması isteniyor ama bir yandan da başka bir yapı içine sokuyor partiyi. Bir karmaşık ilişki var orada. AK Parti'ye yakın isimlerden bazı gazeteciler dedi ki DEM mesela İstanbul'da DEM adayı %9 alırsa o zaman İmralı'daki tecrit de kalkar. Demirtaş'ta çıkar. Demirtaş'ta çıkar ve çözüm süreci yeniden başlar. Biterdi. Başka bir isim de dedi ki öyle bir şey yok. Mayıs'tan sonra harekat var. Şimdi yani bir karmaşa yaşanıyor orada. Ya şöyle, siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anki pozisyonu son derece ilkesiz, son derece ikircikli, son derece tutarsız, son derece faydacı ve son derece sahtekar bir tutum.
yapmaya çalıştıkları bu. Yani bir yandan biraz önce söylediğiniz ilk paragrafla işte milliyetçi seçmene şirin gözüküp demi şeytanlaştırarak bir şey söylüyor. İkinci paragraf böyle diyor aslında. Yani seçmene şöyle bir hani tırnak içinde söyleyeyim, salak yerine koymak yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim diyor. MHP'liler kulaklarını kapasın. Bütün MHP'liler kulaklarını kapacak. İyi Partililer kulaklarını kapasın. Cumhuriyet Halk Partililer kapasın. Dönüyor deme diyor ki senden pazarlık etmemi istiyorsan, şunu istiyorsan kendini ispat et. Sonra diyor ki şimdi siz kulaklarınızı açın, Demliler kapasın. Dem bir terörist örgüt yapar. Siyaset bu kadar ucuz, seçmen bu kadar aptal. Hiçbirimiz bu kadar böyle basit bir ülkede yaşamıyoruz. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bu ülkede neyin ne olduğunu herkes biliyor. Şimdi millet şunu görüyor. Daha düne kadar bize her gün zam 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 yapıp akşam dem 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 konuşuyorlardı. Neden? CHP'li dem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere nasıl girdiği, hangi adaylarla girdiği, nasıl ortaya çıktığı ortada. AK Parti'nin de İstanbul'u kaybedeceği, Ankara'da da ümidinin kalmadığı ortamda ne halde olduğu ortada. Hani dün dem 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 diyene şimdi gel demlenelim diyorsun kendince. Diyorsun ki kendinizi ispat edin. Ben dem seçmenine, Kürt seçmene böyle faydacılık falan üzerinden bir şey söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Ben herkesin siyasi kararına saygılıyım. Ben dün ittifak yaptığım İYİ Parti, bugün ittifakta değil, onlara canın sağ olsun diyorum. Ama Tayyip Erdoğan dün ittifak yaptığı Yeniden Refah Partisi ayrılınca Necmettin Erbakan'ın biyolojik oğluna, siyaseten de partisinin devamında biyolojik oğluna, evladına ip cambazı diyor. Zübük diyor, sahtekar diyor, şantajcı diyor. Ne yapmış? Sadece ben ittifakta yokum demiş. Bizim ittifaktan ayrılanlar ki bazı isimler bunu kesinlikle genel başkanları için söylemiyor. Ne ağır laflar ediyorlar. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Daha geçen gün AK Partililerin linç ederken ellerinden kurtardığım bir arkadaş sadece böyle hiçbir şey yokken ne ağır laflar yazdı bana. İnanamadım yani ettiklerine. Ya dedim inanamıyorum. İYİ Partili ismi mi diyorsun? Ha ya AK Partililer en ağır küfürlerle saldırdı. Öldürüyorlardı, ellerinden aldık bütün CHP'liler. O bir küfür etmiş, ceza veriyorlar. Sadece ya ne olur arkadaş, bir oydan, üç oydan, beş oydan neler yapıyorlar. Canın sağ olsun, canın sağ olsun diyoruz. Eski dosttan düşman olmaz diyoruz. Benim eski dosttan düşman olmaz dediğim, önceden farklı partilerde olduğumuz, bir ara ittifak yaptığımız, şimdi birlikte olmadığımız ama seçmenin karşısına geçip iyi insanlar deyip koluna girdiğimiz insanlara şimdi ben nasıl kötü diyeyim ya. Ama Necmettin Erbakan'ın oğluna, ya birisi biyolojik olduysa diğeri siyasi oğluydu bir dönem. Tutuyor kendi kardeşine ip cambazı diyor, zübük diyor, bilmem ne diyor. Böyle bir ahlakın siyaseti. Ben burada yokum yani. Biz burada yokuz. Sizin biz böyle insanlar de değiliz. Yeniden Refah Partisi'nin böyle bir AKP'den oy koparması gerçeği var mı? O yüzden şunu söyleyeyim. Ne yaparsa yapsın millet samimiyet ister. Millet görüyor. Bize dem 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 derken ne amaçladığını da görüyordu. Bizim nerede durduğumuzu da görüyor. Beyefendinin şimdi geçen sefer Abdullah Öcalan'dan mektup okuttular. O da fayda etmedi. Çünkü insanlar kimse kimsenin kölesi değil. Ve insanlar kenti için, kendi için, ülkesi için, partisinin geleceğini düşünüyorsa, onun için de karar veriyorsa ona da saygı duyuyorum. Ama bu kadar ucuz değil. Demliler kulağını kapasın deyip MHP'liler kulağını kapasın deyip Demlilere konuşulacak bir çağda değiliz. Hiçbirimiz de anaokulu öğrencisi değiliz. Bu çağın çocuklarına yapsam böyle yaparlar, yine dinlerler yani. Hiç öyle. Evet. Yeniden Refah Partisi'nin gerçekten bir oy kopartması AKP'den var mı? Öyle bir sizin anketlerinizde, araştırmalarınızda böyle bir şey görüyor musunuz? Ya şöyle, Şanlıurfa'da kafa kafaya yarışıyorlar. Malatya'da çok yüksek bir oy alıyorlar. İstanbul'da ilk başlarda tahmin edilen kadar almamakla beraber Ankara'da oy alıyorlar. Bazı yerlerde çok yüksekler. Herhalde adayın durumu da etkili oluyor. Bursa'da onlardan biri mi sayın? Bursa'da da bir oy alıyorlar ama yani şu an bir rakam söylemeyeyim ama evet, belli bir miktar oy alıyorlar. Evet. Ama öyle Bursa'daki farkımız Yeniden Refah olmasa kapanacak gibi değil. Bursa'da bayağı açık bir fark var. Yani Yeniden Refah'ın aldığı oyun 2-3 katı kadar fark var. Hani Yeniden Refah kaybettiriyor değil Bursa'da. Benim şöyle bir gözlemim var. Yani aldığı oy oranı değil ama
AK Parti'nin o çekirdek oy çekirdek kadrosuna yeniden Refah Partisi çok ağır darbeler vuruyor. Yani Gazze üzerinden vuruyor, ekonomi üzerinden vuruyor. İşte işçiye memura yok. Bu ne israf diyor. Kendiniz harcıyorsunuz diyor. Ve özellikle Gazze üzerinde. Şimdi bu bence Erdoğan'ı ve ekibini çok rahatsız ediyor. Yani oyun ötesinde kendi tabanlarının alttan onlara daha çok inandığını. Belki AK Parti'ye yine oy verecekler ama giderek o seçmenin kaydını düşündüğünü görüyorum. Çünkü bu İstanbul seçimlerinde özel bir şey açtı, bölüm açtı. Sadece dediğiniz gibi yeniden Refah Partisi için. Şimdi %2'lik bir parti olsa yeniden Refah Partisi niye hani kendini bu kadar rahatsız etmese geniş bir bölüm ayırmazdı diye düşünüyorum. Yani iki dakikamız kaldı. Tabandaki için bir dalganın yukarı doğru gittiğini görüyorum. Mehmet Bey, cevaba da süre kalsın isterim Sayın Özel'e. Buyurun, 1,5-2 dakikamız var. Ya bu değerlendirmeye katılırım. Hani Bülent Arınç, o da aynı kökten. Onun bir özgül ağırlık tanımlaması vardı Sayın Arınç'ın. Yeniden Rafa'nın özgül ağırlığı tartıdaki ağırlığından fazla. Aslında bunun bir rahatsızlık yarattığı doğru. Gazze meselesinde de şunu söylemek lazım. Yani o pankartları toplatıyorlar ama herkes görüyor. Şimdi fakir Afrika ülkeleri karasularını Çin'den gelen gemilere kullandırtmadığı için 25 günde gelen gemi 40 günde gidiyor İsrail'e. Bizimkiler İsrail'deki ticaret ihtiyacını ve yarı ambargo durumu dünyada uygulanan bizimkilerle kırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerin firmaları gübre taşıyor. O gübre patlayıcı yapımında kullanılan bir ham madde aynı zamanda. İğneden ipliğe her şeyi satıyorlar ve ticaret durmadan, zulüm durmaz pankartlarına tahammül edemiyorlar. Burada çok yeniden Refah'ın Gazze meselesine çok temelden ve tarihsel bir sahip çıkışı sürerken Tayyip Erdoğan'a da ayna tutuyor. Sen neydin, ne oldun diyor. Turnusol kağıdı bundan oldu demiştiniz. Öyle hatırlıyorum. Turnusol kağıdı oldu yani. Evet. Peki şimdi reklam zamanı, son bölüme geçeceğiz. Ekonomiyi konuşamadık. Ekonomiye dair de, çünkü sık sık seçim meydanlarında, seçmen buluşmalarında da Sayın Özgür Özel ağırlık veriyor ve benim boynumun borcudur emeklinin hakkını savunmak diyor. Emeklinin de, asgari ücretlinin de, dar gelirlerinin de, milyonlarca insanın yaşadığı derdi, bu ekonomik krizi konuşacağız efendim. Bizden ayrılmayın, birazdan yeniden. Evet, seçim özel yayınımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le ve artık son bölümde artan hayat pahalılığını, yoksullaşmayı, geçim derdini, emeklinin beklentilerini, sürekli bir beklentiye sokulup da yaşadığı hayal kırıklığını konuşarak devam edelim. Bu seçim gerçekten de emeklinin seçimi mi olacak? İçi kan ağlıyor. Daha doğrusu mutfakta yangın var. Ama birkaç gün sonra sandığa gittiğinde eli neye, kime, nereye gidecek? Hangi partiye gidecek? Özellikle iktidara oy veren dar gelirli, emekli ne yapacak? Konuşulacak, sorulacak çok şey var. Tabii muhalefet partilerinden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentine. Hep biliyoruz ya, seçimin nabzı bu son günlerde, seçim meydanlarının nabzı ve seçmenden yükselen ses özellikle ne diyor? Nasıl bir beklenti içinde seçmen? Bunları konuşacağız ilk bölümde istersen. Olur. Biz çünkü Sayın Özgür Özel'i davet, yani kendisi buraya gelmeden önce yaptığımız bölümde de ekonomiyi konuştuk. Timur, belki orada bıraktığımız yerden ilerleyerek ilk soruyu sen sorabilirsin. Evet, orada da yaptığımız bir tespit vardı, yani Seda da sürekli onu dile getirmişti. Yani herkes müjde bekledi. Demek ki sürekli meclis bekledi ama eli boş kaldı. O müjde gelmedi. Bazı bölgelerde de biliyoruz Erdoğan'ın selamını vermeyin diyorlarmış şey çalışmalarında, yerel çalışmalarda emekliler tepki gösteriyor diye ifadeler var. Siz böyle emeklilerden bir dip dalga bekliyor musunuz? Hükümete bir uyarı bekliyor musunuz bu seçimde? Ve siz de çağrı yaptınız. Gelin meclise, hemen emeklilere o zam konusunu gündeme getirelim dediniz. Bunun seçimdeki sonuçları ne olacak ve siz ne öneriyorsunuz? Şimdi bu yaklaşık 2 ay önce biz sahalara çıkmaya başladığımızda, 45 gündür yoğun olarak kampanya yapıyoruz. Bu seçimin bir yerel seçim olmasının yanında ağır ekonomik şartlar üzerinden insanların geçen seçimde biraz önce ifade edildiği gibi, işte çok özetlersek, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, tehlike büyük. Oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler üzerinden hem duygularını istismar ettiler hem de sen bu zor günlerde bize oyu ver. Bak işte terör örgütleri de bunları destekliyor diyor. Yalan videolar falan. Biz bu işi halledeceğiz dediler. Ve
insanlar genel seçimde belki partilerinden ayrılmamak için, belki o yalan videolara inandığından, belki iktidarın bu dönem devam etmesini istediğinden bir ümit oy verdi. Ama sonrasında çok hazin bir durum ortaya çıktı. Şimdi şöyle hatırlayalım. Mazot 4 liradan 19 liraya çıkmıştı. Çiftçiye diyordu ki bu mazotu da indireceğim diyordu. Bugün mazot 44 lira. Ve 19 liralık mazot 44 oldu. Sadece 9 ay içinde. Emekliye ben sizi enflasyona ezdirmeyeceğim, ben bu sözü verdim diyen Erdoğan, bu sözü verdiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, hiç uğraşmasa, düzenini bozmasa emeklerin bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. 0,59, 0,60 asgari ücret. Arada muazzam bir fark var. Ben bunu ilk başta anlatmaya başladım ve dedim ki meydandaki emeklileri bir göreyim dedim. %20 zaten normal emekli sayısının nüfusa dağılımıyla oranlı. Bugün sordum %80 var. Ama o gün demiştim ki emekliler meydanlara gelirseniz, benimle olursanız, sesime ses verirseniz sesinizi duyuracağım. Hakkınızı alana kadar mücadele edeceğiz dedik. Ben bunu bir süre günde 3 miting, 4 miting, 5 miting ve bugün en son kiliste böyle bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yine de emekliyi konuşmadan inmedim oradan ve en son Gaziantep'te de konuştum, buraya geldim. Konuşmadığım hiçbir miting yok. Hesap da çok trajik hakikaten. 3 Kasım 2002 en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alıyor. Bugün 2,5. 5,5 çeyrek altın her ay kayıp emekli açısından. 2018'de ilk kez verilen 1000 lira bayram ikramiyesi 24 kilo dana kıyma satın alıyordu. Bugün 6 kilo alıyor. 18 kilo dana kıyma kayıp. Bununla birlikte şöyle bir şey geliştirdik, takip ediyorsunuz. Afyon'da sucuk hesabı, Ordu'da fındık hesabı, Trabzon'da hamsi hesabı, Manisa'da mesir macunu, bugün kilis tava. Hiç o İzmir'de boyoz. Mesela öğrenciye verilen kredide 500 boyoz, 200 boyoza düşmüş. 300 liracık veriyordular, ben 2000 diyor. 300 liracık 60 kuruştan 500 boyoz alıyormuş. Bugün 2000 lira veriyorum dediği para 10 liradan 200 boyoz alıyor. Mesela öğrencide karşılaştırdığında. En düşük emekli maaşı üzerinden simit hesapladığında mesela 333 simit alan noktadan 200 simit alan noktaya gerilemiş falan. Hepsinde inanılmaz kayıplar var. En az kayıp olması gereken şeyde bile. Peki Özgür Bey, çok özür dilerim. Araya girip şunu sormak istiyorum. AK Parti anket yapan bir isim, İhsan Aktaş, söyleyeyim ismini. AK Parti'nin 55 yaş üstü seçmende desteği en az 10 puan geri gitti diyor. Evet. Yani emekliler sebebiyle. Peki neden ya? Yapamıyor mu? Ben bunu MAK danışmanlıktan da dinledim. Okuduğum, takip ettiğim birçok abonesi olduğumuz işte Metropol gibi yaş kırılımlarına baktığımda da bunları net olarak görüyorum. Çok ciddi. Başkan Erdoğan da görüyor. Yani yapamıyor mu? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi ilk önce ben bunları söylediğimde şöyle demişti. Hatırlayın. %4,5 büyüdük. Herkesin keyfi yerinde. Türkiye büyüyor. Özgür Efendi senin peşine kimse takılmaz dedi geçti. Ben bunu ısrarla söyledim. Partimiz söyledi, bütün milletvekillerimiz söyledi. Diğer liderler söylemeye başladı. Artık herkes söylüyor. Gazetelerde manşet, televizyonlarda konuşuluyor. Ki kaçınılmaz bu. Yani olmayan bir şeyi köpürtemezsiniz. Hadi mesela ben şimdi gelip de işi gücü gayet iyi olan bir meslek grubunu kışkırtabilir miyim yani? Olacak şey değil. Ama emeklilerle ilgili böyle bir noktaya geldi. Şimdi emekliler buldukları her meydana gidiyorlar. Buldukları her mitinge katılıyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. Bu sırada bu gerilemeyle bir çalışma yapılıyor dediler. Hatta biz emekli kart diyorduk. Sabah gazetesi bir ara emekli kart geliyor diye bir şey de yazdı. 7 bin lira seyyanen dedik falan. Sonra hesap ettik, olmaz dedi. Sonra müjde dediler. Akbaşoğlu'nu takip ettiniz. Pazar günü, cumartesi günü Ankara mitingini bekleyin. Fos çıktı. Yarın İstanbul'u bekleyin. Fos çıktı. Bugün demiş ki 16 Nisan'ı bekleyin. Yani seçimden sonraya. Şimdi emeklilere bir şey yapmıyorlar. Bankaları da şöyle yapıyor. Efendim işte bir yıl ya da iki yılı olan promosyonlar iki yıllık ya da üç yıllık imzalandı. Daha bir yıl var diyelim insanların. Promosyonu öne çekiyor. İmza attırıyor. Ama diyelim ki daha bir yılı var. Üç yıllık promosyonu verdirtip beş yıl aldırmamaya imza attırıyorlar. Kamu bankaları da zaten yapmıyorlar. Yani öyle bir açıklama olmuyor. 800 bin dedi, 5 bin limit en yüksek limit koydu.
Ayrıca bu bir kerelik bir para, emeklinin zaten kendi hakkı olan bir parası. Kendi aklıyla zaten gidip de ben sana geldiğimde ne alıyorum diye sorduğunda oluyor. Emeklinin sorunu bir kerelik değil. Kaldı ki bu parayı da emeklinin kendi cebinden veriyor. Promosyon emeklinin hakkıdır. Ama bugün geldiğimiz noktada emeklilerde ciddi bir isyan var. Ayrıca emeklilerin dışında asgari ücret 17 bin lira çok gibi görünüyor. Asgari ücrette de şöyle bir açmaz var. Alan için çok düşük para, veren için yüksek para noktasına geldi. Çünkü tekstilde rekabetçi fiyatla, yani biz iPhone üretmediğimiz için, çip üretmediğimiz için yüksek katma değerli ürünlerle dünya piyasasında rekabet etmeyip ucuz işçilikle rekabet etmeye kalktığımız için bugün 17 bin lira para veriyor. Diyorlar ki hak da veriyorsun, hesap ortada. Dünyadaki diğer pazarlara pazar kaybettik. Sadece Denizli'de 2000 tane imalathane kapanmış, 200 bin kadın işsiz kalmış. Ya Denizli'de 200 bin yeni kadın işsiz ne demek yani? Akıl almaz bir rakam. Bu cumartesi mitinginden önce arkadaşlar not verdi. 3 kere kontrol ettirdim ya. 200 bin kişi işsiz kalsa, ama hakikaten büyük bir infial var. Neden? Maliyet yüksek. Diyor ki 17 bin lira yemeği, yol parası, şusu busu, bana maliyeti işte 600 dolara geliyor, 1000 dolara geliyor dediler. İşte kendine 550 dolar veriyoruz. Bana maliyeti 1000 dolara geliyor. Dışarıda bu işi 250 dolara hallediyorlar. Ben alamıyorum, işsiz kalıyorlar. Ama o dolar iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı, yaptırdığı için bu dolar artması da satın alma gücü açısından herkesi perişan ediyor. Burada şunu şöyle anlatıyorum ve İzmir'deki iş adamları da çok hak verdi. Şimdi iyi satranççı ile kötü satranççının arasındaki fark şudur. Belli açılış prosedürleri vardır. İyi bir satranççıya mesela asla o prosedürleri yerine getirir açılışları. Atınızı koyup da vezirle kaleyi aynı anda tehdit edemezsiniz. Ona vezir kale açması deniyor. Acemi satranççılara yaparsın bunu. Çocuklar şakalaşırken olur bu. O kadar kolay yapamazsın bu hamleyi. Oyunun çok ilerisinde belki olur. Bizimle böyle bilgisayarın acemiyle oynaması gibi, bizimki o kadar acemi bir ekonomist ki, bütün dünya pandemiden çıkarken yükselen enflasyon derdinden karşı karşıyaydı. Bunda bizim ekonomi yönetiminin bir suçu yoktu. 2 olan Avrupa Birliği ülkelerinde 4 oldu. Faizi 5 yapıp tedbir aldılar. 4 olan, 3 olan Almanya'da 7 oldu. 8 yapıp tedbir aldılar. Amerika 9'a 11 faiz verdi, tedbir aldı. Ama ne yaptılar? Paranın başka bir para birimine ve yatırım aracına kaçmasını engelleyerek, örneğin ev fiyatlarının artması, araba fiyatlarının artması, dövizin artmasına engel oldular ve enflasyonu oradan çevirdiler. Bütün Avrupa, bütün dünya çevirdi. Çeviremeyen bir tek biz varız. İlk önce o zaman 18'di faiz, enflasyon diyelim ki 19'du ve oldu 25. 28 faizde durdurup döndürmek varken kademe kademe %9'a kadar faizi indirdi. Enflasyon %120'ye çıktı. Ve öyle ekonomi sökülence bir geri diktim düzeldi diyor olmuyor şimdi. O kadar kolay da değil. Bugün şey dedi mesela, ben ikinci çeyrekte düzelecek, enflasyon düşüşe geçecek. Her seferinde onu söylüyor. 2023 yılı enflasyonun tek haneye düşeceği yıldı. 2024'ün ilk yarısında düşecekti. Düşmüyor. Şu anda onun uyguladığı faiz sebep değil sonuçtur lafı, yani faiz sonuç değil sebeptir lafı, dünyadaki bütün ekonomistlerin tersine uygulandığı için bu haldeyiz. Ve o yüzden öyle bir noktadayız ki kaleyle vezir açmasındayız. Tak diye durdu. Bir yanda dövizi arttırırsan millet perişan, çünkü alım gücü çok düşüyor. Dövizi arttırmazsan ihracatçı zor durumda. Böyle acayip bir açmazın içindeyiz. Evet, Sayın Özal, şimdi hatırlarsanız son genel seçimde, Mayıs seçimlerine giderken de en çok konuşulan şey yine ekonomiydi. Ve muhalefete dönüp altılı masaya sizin somut ekonomik politikalarınız nedir, çözüm önerileriniz nedir diye soruldu. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki siz bu yerel seçimden güçlenerek çıktınız. Ve yine diyelim ki senaryoya göre gidelim. Bir erken genel seçim oldu ve iktidar değişti, siz iktidara geldiniz. Biz bugün sizinle yaptığımız yayından önce de Sayın Serkan Özcan'la bunları konuştuk. Ben ona da sordum. Dedim ki yani ne olmalı, ne yapılmalı acil olarak? Bir kere her şeyden önce
Nereden başlamalı? İktidar değişmeli. Tek adam yönetimi sona ermeli. Ülkede acilen adalet ve demokrasi tesis edilmeli. Ve tabii bütün bunlarla beraber doğru ekonomik adımlar, politikalar izlenmeli. Ama bu epey uzun bir vade. Şimdi benim size az önce varsayalım ki siz iktidara geldiniz mümkün olan en kısa sürede. En acil çözüm yolu ya da hani uçaklardaki acil çıkış gibi, ilk yardım çantası gibi biraz hafifletecek bu durumu ne olabilir ekonomideki somut reçeteniz? Şimdi böyle entübe edilmiş bir hastayı ertesi gün taburcu edemezsiniz. Yani böyle en acil, en ekonomik ama şöyle bir durum var. İlk önce şuradan başlamanız gerekiyor. Ülkede insanların ekonomi yönetimine güvenmeleri gerekiyor. Güvenmeleri için liyakatlı kadroların görev başına gelmesi gerekiyor. Yani ben bilirim sen uygulayacaksın deyip uygulamadığında da onu görevden aldığınızda Merkez Bankası kanununa göre 5 yılda bir değişmesi gereken başkan 4 yılda 5 kez değişiyorsa bir kez olmaz. Hem dünya piyasalarına hem iç piyasaya güven vermek için mesela yani Türkiye'nin ne bileyim hani kendisinden böyle bir mütabakatımız var falan sanmayın. Ama hani şey bu ya varsayıyorsun. Mesela Hakan Kara gibi bütün dünyada sevilen sayılan Türkiye'de Merkez Bankası'nın bütün geçmiş süreçlerinde çok önemli görevler yapmış. Ayrılan Merkez Bankası'nın veda mektubunu da gelenin işe başlangıç mesajını da kaleme alacak kadar bir kurumsal devamlılık içinde yetişmiş birisini Merkez Bankası Başkanı yaparsın. 5 yıl boyunca dokunmayacağına söylersin ve herkes buna inanır. Dönersin hani irrasyonel, rasyonel değil ama aklın, mantığın gereği işler yaparsın. Ama bu sırada şöyle bir şeye ihtiyaç var. Mutlaka ve mutlaka bunun bir ekonomik yükü olacak. Dönüp de sen ezilmiş halk sınıflarına, emekliye, emekçiye, esnafa, ziraatçıya, hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşanların sırtına bu yükü bindirmek yerine dönersin. Bir kere vergi sistemini bir adil hale getirirsin. Bugün Türkiye'de vergilerin %68'i dolaylı vergilerden alınıyor. Yani örneğin bakkal kuyruğunda önünde fabrikada çalışan işçi diyelim ki bakkaldan yumurta alıyor, arkasında fabrikatör. İkisine de aynı vergi uygulanıyor yumurtada. Benzin alırken alıyor. %68'i böyle olunca zaten iş baştan bitiyor. Oysa ki verginin kazanandan, kâr edenden alınması, dolaylı vergilerin çok cüzi, düşük vergiler haline gelmesi lazım. En önemli hamle bu. Bu yüzden adına servet vergisi falan değil ama kurumlar vergisinin arttırılması. Ayrıca Türkiye'deki bu miras hukuku dahil. Yani mesela bir tanesi çocuğuna sadece yoksulluğu miras bırakıyor. Öbürü 7 değil, 77 değil, 7 bin sülaleye yetecek bir serveti bir yerde blokajda tutuyor. Bu miras hukuku dahil. Yani babadan çocuğa kalan mirasın, elbette çocuğun babadan kalan önemli bir hakkı olmalı ama bütün çocukların da o mirasta bir payı. Avrupa'nın pek çok ülkesinde vakıflar üzerinden yürüyor. Ya başka çaresi yok. Ve başka çocukların da hakkı olduğunu görmek lazım. Diğer taraftan dolaylı vergileri kaldırıp asgari ücretin vergisini çok uğraştık kaldırdık asgari ücret kadar kısmını ama vergi dilimlerinde hesaba katılmasını kaldırıp düşük gelirlilere pozitif ayrımcılık yapan vergi düzenlemeleri yapıp yüksek gelirlilerden daha çok vergi alıp bu sistemi finanse etmek lazım. Maalesef dünyada ekonomi yönetiminin böyle krizlerden sonra başına gelenler IMF ile beraber veya başka yapılarla birlikte hareket ederken onların o ülkelerdeki doğal müttefiklerinin servetlerini garanti altına alan programlar uygulandığı için acı reçeteyi hep halk içiyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in söylediği acı reçete içilecek gerekirse veya sıkı para politikası uygulanacak lafları, kemer sıkma meseleleri hep aynı toplumun en düşük %25'lik kesiminin sırtına binen veya en düşük en yüksek %25'ine ilişmeyip aşağıdaki 75'e bilhassa en alttaki 25'in üzerine binen yükler. Böyle bakmak lazım. Yerel yönetimlerin yapabileceği işler var burada. Mesela Ankara ve İstanbul'un emekliler için 4 yaşına kadar çocuğu olan anneler için, süt kullanan çocuklar için yaptığı yani çok temel ihtiyaçları karşılamak önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayının 2 ton suyu 1'er liradan 2 liraya verecek vermeyle ilgili iddiası, CHP'li belediyelerin yoksul ailelere, öğrencilere ucuz su iddiaları, şehit aileleri, gazi aileleri için İzmir'in başlatacağı bedava su ve yoksullara indirimli su uygulamaları çok önemli işler.
Bu yerel yönetimlerde de yapılacak işler var. Bu kent lokantaları önündeki kuyruk AK Parti'nin utancı ama içeri girenin mutluluğu da Ekrem Başkan'ın ve İstanbul Büyükşehir çalışanlarının kıvancı olan bir süreçte bunları çok yaygınlaştırmak gerekiyor. Siz biraz önce Denizli'de 200 bin kişi işsiz kalmış. TÜİK bugün işsizliğin son 10 yıldaki en düşük seviyesine ulaştığını, 9.4 olduğunu söyledi. İnandırıcı bir rakam değil mi? Çünkü bir yandan da ekonomistler özellikle seçim sonrası ciddi bir işsizlik yaşanacağını, şirket kapanmalarının artacağını söylüyorlar bir yandan da. TÜİK böyle bir şey açıklayamaz. Çünkü geçen ay açıklanan işsizlik rakamı pandemiden sonraki en yüksek işsizlik. Yani TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladığı gün belli ve 9.4 pandemiden beri yaşanan en büyük işsizlik. Ona bir bakalım orada bir... Yok, açıklaması da böyle bir açıklama yaptılar 9.4. Arada neyi çıkardılar? Onu bir... Ama o geniş tanımlı işsizlik oranı... Şimdi TÜİK şeyi katmıyor. Belli bir süredir iş arayıp iş aramaktan yılanı işsizler onları saymıyor. Katmıyor, evet. İkincisi şeyi katmıyor. Haftada çok. İki saat bir yerde cam siliyor. Gidiyor öbür tarafta dükkan süpürüyor. İşsiz orada, saymıyor onları. Onları işsiz saymıyor. Geniş tabanlı işsizlik diye ifade edilen %24,5 noktasında. Gençlerde bu %40'a yaklaşıyor. Genç işsizliği 33'ten 40'a doğru gidiyor. Mesela Gaziantep'te %43,5'muş. 100 gençten 44'ü işsiz Gaziantep'te. Böyle orada da inanılmaz tekstil ve ihraç var ve hem okumayan hem de çalışmayan 2,5 3 milyon arası. Ne istihdam, evet. ne eğitimde ne istihdamda 2 milyon 600 bin gencimiz var. Ben bir Nisan'a ilişkin bir soru sormak istiyorum. Bu ekonomi için. Şimdi böyle ortamlarda biz seçmen tercihine baktığımız zaman hep iktidarlarda bir kırılma oluyor. Özellikle yerel seçimlerde bu sarı kart meselesi çok fazla oluyor. Şimdi doğal akışına baktığım zaman bu yerel seçimde de bu iktidarın çok yıpranması siyaset açısından normal bir sonuç. Olması da gerekiyor eğer bu ülkede hakikaten gerçek bir demokrasi varsa ve seçmen tercihleri böyle bir ölçümde başka etkenlerle verilmiyorsa kırılma noktası olur. Hayır, bir önceki seçimde niye olmadı? Şöyle bir şey olmadı. Mayıs seçimden bahsediyorum. İnsanlara yaz ayında, yaz gelince her şeyin düzeleceğine inandırdılar. Bu son dediler. En kötü geride kaldı dediler. Bu yaz her şey bitiyor dediler. Ve inandı insanlar ama çok ağır bir darbeyle bir hayal kırıklığı var. Bu da sandığa bence yansıyacak. Bu yansıdı diyelim. Yani iktidar partisi Cumhur İttifakı bileşenleri %30'lara kadar geriledi. Daha aşağı belki uzun iktidar nedeniyle düşmez bir anda. Yani 2001 gibi olmaz ama o kadar geriledi. Yani 1/3'üne düştü seçmenin oyu. O durumda siyaset ne olur 1 Nisan'dan sonra? Yani yıpranmış ya, bir iktidar götürebilir mi? Onu o gün konuşuruz. Çünkü şöyle bir mesele var. Biz bu seçimi bir yerel seçim olarak tutmakta ve bu yerel seçimin genel seçime yönelik olarak da genel seçimde rahatsız seçmenin sesini duyurabileceği bir seçim olarak görmekte ve bunu bu çerçevede, bu sınırlarda tutmakta fayda görüyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili 1 Nisan'da kim ne sonuç alacak onu göreceğiz. Kim nereye geriler, kim ne yapar onu göreceğiz. Ama yerel seçim kararları verileceği bir sırada varsayımsal rakamlar üzerinden siyasi çıkarımlar yapmayı kendi pozisyonum gereği riskli görürüm yani. Doğru değil. Peki böyle bir ya çok özür dilerim. Timur çok özür dilerim hakikaten. Bir kağıt dolaşıyor sizin DEM'le yaptığınız bir protokola. Bütün taraflar yalanlamış. Şimdi şöyle başlığı CHP İstanbul İl Başkanlığı ile DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı. Bak bütün taraflar yalanlamış. Şimdi Meral Danış Beşiktaş zaten yalanlamış bunu. Ekrem İmamoğlu yalanladı. Özgür altında imzasıların tamamı sahte. Sahte imzalar. Yani bunu hiç okumaya gerek yok. Çünkü yok, zaten okumayacağım ama hani şöyle Meral Danış Beşiktaş da yalanlamış zaten. Herkes böyle şey yalanladı yani. Alttaki evet. Bütün imzalar sahte. Evet, sahte belge olduğu taraflar tarafından, herkes tarafından yalanlandı. Son olarak da DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama tabii siyaseti böyle basitleştirmemek ve ucuzlaştırmamak lazım. Yani insanların sahteyim şu mesela il başkanı Özgür Çelik'in imzası bu kadar komik, çirkin, kötü bir taklit imza yapmışlar. Tamamen yalan. Meral Hanım da yalandı bizde ama benim açımdan memnuniyet verici kısmı şu. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar demektir yani.
Timur, özür dilerim tekrar. Evet. Yani 1 Nisan'dan sonra tufan yorumu da yapıyor ekonomistler. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani 1 Nisan'dan sonra Türkiye'nin tablosunu, ekonomik tablosunu nasıl görüyorsunuz? 1 Nisan'dan sonra eğer Mehmet Şimşek'in ağzında, dilinin altındaki baklaşıyor, sıkı para politikası, kemer sıkma, acı reçete falan filan. Şimdi 1 Nisan'dan sonra emekliler, emekçiler, çiftçiler ve esnaflar, onları savunacak bir güçle bu iktidarı dengelemezlerse onları böyle kutu kola kutusu gibi ezecekler. Bu kadar net. Ama bize güç verirlerse, muhalefete güç verirlerse, biz bu iktidarın karşısına, kardeşim bu ekonomik krizin bedelini bu insanlara ödetemezsin. Biz buradayız, şu kadar oyumuz var, bu kadar belediyemiz var. Senin aldığın son oy bu kadar, benim aldığım son oy bu kadar. Gel bakalım karşıma deyip, gel bakalım vergi alacaksan alacağın yer belli. Kemer sıkacaksa belli. Eğer bir düzenleme yapılacaksa belli. Ama ben bu emekliyi sana ezdirmeyeceğim diyebilirim. Şu anda bu seçim 16 milyon 500 bin emeklinin kendilerine doğal lider olarak pazarlıkta, mecliste AK Parti'nin karşısına geçecek olan Özgür Özel'i nasıl bir güçle oturtacakları, Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl bir güçle oturtacakları seçimi. Bize güç versinler, biz onların hakkını sonuna kadar savunuruz. Gerekirse bunu söylüyorum, ay darbe mi yapacaksın? Sokağa dökmekse sokağa dökmek. Cam çerçeve kırmaya çıkmayacağız ki. 16 milyon emekliyi sokağa dökeriz. 16 milyon emekliden onda biri, 1.6 milyonu sokağa adım attığı gün Türkiye'de her şey değişir. Sözü emekliler söyler, herkes uyar. İşçinin, emeklinin, emekçinin demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Dünyanın hiçbir yerinde sen ayda 8 altın maaş alan birini iktidarının sonunda 2,5 altına ikna edemezsin. Kabul etmez. Bunun adı isyandır, tepkidir, protestodur. Ha, varıp da kamu düzenini tahrip edecek bir iş yapılmayacak. Emekli ne yapacak emekli? Ama emekli çıkacak, hakkını arayacak. Ben emeklilere diyorum ki önce sandıkta buluşalım. Sonra meydanlarda buluşalım. Meclisin önünde buluşalım. Hakkınızı söke söke alalım. Şu anda en derin sorun emeklide. Soruyorum, hanginiz emekli? Kaldırıyorlar dünya. Ne kadar alıyorsunuz? 10 bin. Dünyanın en güçlü, en kalabalık, en mağdur korosu dünyanın en acıklı şarkısını söylüyor. 10 bin lira. Ya 10 bin lira olur mu? Ev kirası 10 bin lira. Bu ne demek? Eve girersen aç kalırsın. Karnını doyurursan evsiz kalırsın, sokakta kalırsın. Bu arada yine verilen açlık sınırı da biliyorsunuz bugün 17 bin üstüne çıktı, asgari ücretin üstüne çıktı. Asgari ücreti geçti. Evet. Yani daha şu an Mart ayındayız ve 3. ayda asgari ücret yeniden açlık sınırının altına geldi. Yani asgari ücret çok çok diyorlar. Evet, ihracatçının rekabet gücünü sınırlayacak kadar çok. Çünkü çok ucuz işte. Böyle yani eskiden Çin'in hani sen... Bir tabak lapaya bütün gün çalıştırılan Çinli işçinin ucuz emeğiyle baş edebilir misin? Benim insanım buna mı layık? Şimdi de dünyanın birçok ülkesinde çok ucuza çalıştırılan işçilerle bizim işçileri aynı şeye koymaya çalışıyorlar. Oysa ki yüksek katma değerli, inovatif, Ar-Ge'ye dayalı ve satıldığında çok para kazandıracak nitelikli üretimler yapmak lazım. Türkiye'nin ekonomideki çıkışı buna dayanıyor. Yoksa tekstille falan bir yere gidemeyeceğimiz belli. Şimdi bana çok soru geldi bir konuda da. Şimdi yeni bir yönetmelik çıkardılar. Yurt dışı yüksek öğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yani siz son dönemde gençlere dair çok böyle sosyal medyanızdan da anlamlı mesajlar paylaşıyorsunuz. Mevzu şu. Yurt dışında gençlerimizin bir kısmı yurt dışında okuyor. Üniversitelerin hali ortada. Gidebilen gitmeye, orada okumaya çalışıyor. Bu yeni denklik şeyiyle, yönetmeliğiyle yurt dışında okuduğun okulun muadili okulu burada kazanmazsan sana denklik vermiyor. Yani gelip buraya master yapamıyorsun ya da işe girerken onu diploma olarak sunamıyorsun. Bu sene çıkardılar bunu üniversite sınavına yani daha şu andaki çocuklar bu hakkı kaybetti zaten. Yani başvuramadılar çünkü yurt dışına gitmek istiyorlar, dönemeyecekler tekrar. Böyle bir sorun var. Gençliğin genel bir sorunu var zaten. İyi eğitim almak istiyorlar,
bir yandan da okulların durumu ortada. Ne söylersiniz mi? Şimdi yurt dışı denklik meselesi çok derin bir tartışma. Ama burada şöyle bir şey var. Bir kere devlet geriye doğru kural işletmez. Burada öyle bir şey söz konusu zaten. Ya tabii. Şöyle bir şey var. Öğrenciler gitmiş. Zaten hani eğri oturan doğru konuşuyorum. Türkiye'de üniversite kazanamadığı için gidiyor dışarıya. Evet. Türkiye'de sınava girmiş, kazanamamış. Yurt dışında filanca üniversiteden, işte kabul Bulgaristan almış. Sofya Üniversitesi'nden sınava girmiş veya kayıt yaptırmış, kabul almış bir yöntemle. Giderken diyorsun ki döndüğünde denklik sınavını alırım. O da belli meslekler için var. İşte diş hekimliği, eczacılık, tıp gibi evet. insan hayatıyla ilgili meslekler daha var. Denklik sınavına sokarım. Sınavı geçersen denk kabul ederim demiş. Şimdi de insanlar, hukuk güvencesi böyle bir şey zaten. Yani ekonomiye de doğrudan ilintili bir mevzu. İnsanlar devletin sözüne güvenip adım atmışlar. Şimdi sen bugün çıkarıyorsun. Kanunlar geri yürümez de yönetmelik yürür mü? Ama kanunun ruhu dediğin veya yasa koyucunun ruhu şöyledir. Yaptığın iş bazen geriye yürümüyor gibi görünüp geriye doğru sonuç doğurur. Diyor ki bugünden sonra yurt dışından denklik alanlar Türkiye'de benzer üniversite sınavını kazanmazsa denklik vermeyeceğim. 4 sene önce bunu bilmiyorduk. Hayır, bu şey demek değil mi zaten? Yani gidersen dönemezsin buraya. Gidersen gibi bir yaklaşım. Dönme diyor. Dönme diyor yani. Dönme. Yani diyor ki, ya bir yandan bir beyin göçünden bahsediyoruz. Ya da gidenleri, gidecek olanları engellemek için. O da olabilir. Tam olarak o da değil. Aslında burada bak, şimdi gidecek olan bunu bilirse belki gitmez, o ayrı bir şey. Ama gitmiş ve o üniversiteyi bitirmiş olana şimdi sen burada üniversite kazanmazsan denklik vermem demek, itirazların çoğu o yönde, büyük bir haksızlık. Ha bu ne olur? Bence Danıştay'da bu bozulur, durdurulur. Kanun çıkarırlar, biz Anayasa Mahkemesi'nden bozulur. Sizin bir girişiminiz olur mu bu konuda? Şimdi burada mağdurların hakkı var. Bizim evet. kurumsal olarak bir Danıştay'da başvuru hakkımız olmaz. Çünkü bu yönetmelik. Evet. Ama yönetmeliği Danıştay iptal ettiğinde AK Parti kuvvetli ihtimalle bunu yasa olarak getirir. O zaman biz Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliriz. Peki burada amacı ne AK Parti'nin? Ben tam gerçek niyeti bilmiyorum. Bir niyet var ama burada yani. Yani şimdi gerçek niyetleri şudur diye bilmiyorum. Ama bir mağduriyet yarattığı ortada. Diğer yandan geniş zamanlı ve hani eğitim açısından bakarsanız Türkiye'de üniversite kazanamayan birisinin parası var diye yurt dışına gidip diploma alıp yurt dışına gidemeyen birisinin Türkiye'de önüne geçiyor olması da fırsat eşitliğine aykırı bir mevzu. Yani işi oradan tartışırsanız başka bir şey, ama özensiz yazılmış bir metin, bir sürü mağduriyet var. Şöyle de bakabiliriz. Mesela bu sene Alman lisesi mezunlarından sadece 2 kişi doğru. Türkiye'de kalmış. Hepsi Almanya'da. Çünkü pek çok yabancı okulun şeyleri. Onlara karşı da bu yapılmış bir şey olabilir mi? Mesela Robert Koleji mezunları gidiyor. Avusturya lisesi mezunları Alman, gidiyor. Fransa, herkes İtalyan, orada. Orada evet. okul parası da olmadığı için daha rahat bir şekilde eğitim yapabiliyorlar. Yani, kabul ediyor. Ona bakmak lazım ama evet, işte, maalesef insanlar onlar o kadar yani. Onlar o kadar iyi okullara gidiyorlar ki. İşte evet. Ama burada denklik almaları lazım. Türkiye'ye denklik gerekmeyecek, uluslararası firmalar onları zaten kapışıyor. Yani orada çok mağduriyet yaratacağını sanmıyorum ama yine dikkatli ayrıca bakmak da lazım. Ayrıca konu eğitim olunca aslında sorulması gereken değil mi? Başka o kadar çok şey var. Hayır, ki. Ya şunu da sormak istiyorum. Çünkü güncel bir konu olduğu güncel için. Konu bu Karabük Üniversitesi yani. Meselesi çok işte son 2 gündür konuşuluyor. Rektör, eski rektör çıktı. Ben bana verilen para yetmiyordu. 2 katını kazandım bu sayede dedi. 5000 tane yaklaşık siyahi öğrenci okuyor tabii. orada. Kimse demiyor okumasınlar. Tabii ki okusunlar. Yani nasıl bizimkiler gidiyor okuyor, onlar da gelsinler okusunlar. Ama orada başka bir durum var. Yani sosyolojik bir sıkıntı var sanki. Bakabildiniz mi bu konuya? Diploma ticareti veya ya işte diploma ticareti var tabii. De, baktım yani yapı değişiyor, kentin yapısı. Hani buna şöyle söyleyeyim, hani deveye sormuşlar boynun niye eğri, nerem doğru demiş. Yani her tarafımız aksıyor. Bir bütün olarak eğitim sistemini, yüksek öğretim sistemini oturup enine boyuna tartışmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Ama orada da işte memleketin sosyolojisini bozan bir şey. Hani orada varıp da ırkçılık da yapmak istemem ama bir yandan da çok atipik bir durum var yani. Olacak bir şey değil. Evet. Peki Sayın Özgür Özel, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Vakit ayırdınız. Aslında planlanan sürenin de üzerine çıktık. Sağ olun bu yoğun programınızın arasında. Yarın neresiydi? Tekrar hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Yarın Balıkesir'de önce evet. Edremit, sonra Bigadiç, sonra Bandırma'dayız. Birbiriyle 160'er kilometre olan 3 büyük ilçede. Balıkesir'de Ahmet Akın geçen seçimlerde büyük bir fedakarlık yapmıştı.
Balıkesir'deki mağduriyeti hatırlatarak bitireyim. Ahmet Akın seçimi almak üzere giderken İYİ Parti ısrarla istedi. Verildi. Ahmet Akın da bir şey demeden verdi. Ama alan kişi İsmail Bey elleriyle elimizdeki seçimi önce AK Parti'ye armağan etti. Sonra AK Parti'ye kendini transfer etti. Bu seçimde de ödüllendirildi. AK Parti'den milletvekili oldu İsmail Ok. Geçen seçimin hırçın ve ısrarla isteyen ve sonra da elimizdeki muhalefetin elindeki belediyeyi AK Parti'ye ikram etmişti. Şimdi Ahmet Akın yeniden aday. Talihsizliğimiz İYİ Parti ile aslında çok da söylenmişti Ahmet'e bir borcumuz var diye. Evet. O borç ödenecek de ödenmedi. İYİ Parti oylarıyla kaybedeceğiz mi diye korkuyorduk ama iyi insanlar Ahmet'e sahip çıkıyorlar. Öne geçti Ahmet, iyi gidiyor. Var gücümüzle asılıyoruz. Yarın Edremit'te, Bigadiç'te, Bandırma'da olacağız. Balıkesir'i kazanacağız, Bursa'yı kazanacağız. Denizli'yi ve Manisa'yı kazanacağız. Denizli kızıyor. Manisa'yı kazanacağız ve kıyı şeridinden içeriye doğru çok önemli bir hamle yapacağız. Bu arada Uşak, Kütahya, Afyon'da çok iddialıyız. Söylemedim ama hatta Uşak kazanıldı görülüyor. O kadar iyi durumdayız. Kütahya'da çok iyi bir adayımız var. Afyon'da Burcu mücadele ediyor. İyiye gidiyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Son sözüm şu olsun. Bilhassa gençlere kimse enseyi karartmasın. Umudunu kaybetmesin. Evet, çok üzüldük Mayıs ayında ama bir heyecan var, bir umut var ve dengeyi kuracağız. Yani şöyle bir şey görmek lazım. Yani onlar hayatlarının çok başlarındalar ve bir ülke için beka sorunu birilerinin söylediği gibi dış güçlerin, dışarıdaki ülkelerin Türkiye üzerinde hayal kurması değildir. Onu hallederiz. Bir kere geldiler, geldikleri gibi gittiler Atatürk'ün dediği gibi. Esas sorun Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. Başka ülkelerin Türkiye'de hayal kurması değil. Dört gençten üçü zihninde bavulları toplamış, %75'i. Bunu çözmemiz lazım. Bu iktidarla çözülmeyecek. Ama bu iktidarı değiştirmenin yolu da yerel seçimleri kazanmaktan geçiyor. Ben genç seçmen %80 iktidara tepkili. Ne kadar sandığa gelirlerse, ne kadar genç sandığa gelirse o kadar hızlı sonuç alacağız. Başta gençleri sandığa çağırıyorum. Büyük emekli ordusu kendi kaderine el koymaya sandığa geliyor zaten. Onu görüyorum. Güldür güldür geliyor. Kim mağdursa, kim mazlumsa kendi geleceğine sahip çıkmak için 31 Mart'ta sandığa koşsun. Hep beraber 1 Nisan'da çok güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. O zaman bu çağrınıza nokta koyalım. Tekrar teşekkür ediyoruz Seçim Özel'in konuğu olduğunuz için. Timur Soykan, Mehmet Tezkan, Kürşat Oğuz, teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile birlikteydik. Sizlere de teşekkürler. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diyoruz.